Sevim. 26 yaşında ve 3,5 yıllık evli. Karabüklü gelinimiz sınıf öğretmeni. Haftanın ikinci gününde biz neredeyiz? Bahçeşehir'deyiz. Elif geline konuk oluyoruz değerli izleyenler. Ya yazılar buradan başlamış. Acaba evin içinde de yazılar görecek miyiz? Bu arada çekecek değil mi? Bunun adı kerata mıydı, çekecek miydi dış ses? Aslanım, kerata da deniyor ona. Değil mi? Bak fırça da koymuş. Aa, ne kadar düşünceli. Böyle hemen dışarı çıkarken tık 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 fırçalıyorsun. Bence bunlar çok gerekli. Hediyemi rica edeyim. Buyursunlar. Teşekkürler. Hadi çalalım o zaman zilimizi. Çal. Çal. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Elif. Elif. Aslı Hanım. Elif ne haber? İyiyim Aslı Hanım, siz? İyi, nasılsın yavrum? İyiyim Aslı Hanım, size bir de sporcu kimliğimi göstereyim dedim. Nasıl olmuşum? Yani bak acayip şık ve tarz gözüküyorsun bir kere de. Çok teşekkür ederim. Hani yani evde biraz böyle bir şaşırtıcı olmuş yani. Olsun, kızlar bir de benim şöyle böyle bir kimliğimi görsünler. Kızlar da benim gibi şoka girecekler. Girerler bence gerçekten de. Gerçekten. Böyle mi dolaşıyorsun sen? Vallahi ben böyle dolaşıyorum. Böyle buzun üzerinde kayıyorum. Hatta spin atıyorum. Bayağı her gayet şey. Gayet profesyonelsin. Evet, 7 spin yıl atıyorsun. Yaptım. Aynen. 7 yıl yaptın. Evet. Ben bu görüntüleri görmek isterim. Tamam. Hani burada tabii buzu bulamayız. Keşke seni alıp bir buz paten sahasına falan gitseydik. Evet. Ay bir de böyle giymiş. Bunlar da nasıl yüksek, nasıl kocaman oldu. Minicik kaldım ben gelinimin yanında. E hadi o zaman kapıyı kapat. Biraz detayları konuşalım. Tamam. Ay çok da yakışmış. Elif gelinin salonu luxury tarzındaki dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Beyaz ve gri tonlarında dekor edilen mutfaksa spor bir tarza sahip. Burası da Elif gelinin yatak odası. Çok sevdiği griyi bu odasına da taşıyan Elif gelin spor şık bir dekorasyona imza atmış. Elifciğim, rahat mısın böyle? Rahatım Aslı Hanım, sizin için. Böyle Allah. Bütün hünerlerimi sergileyim dedim gerçekten size. Gerçekten hani neden yani? Neden? Şöyle yani kızlar sadece evimi yorumlamasın, böyle bütün yeteneklerimi görsün istedim. Ha. Sporcu kimliğimi de doğru. Onlara göstereyim yani dedim. Herkesin yapabildiği bir şey değil bu. Tabii. Ben denedim, bir adım atamadım vallahi. Ben söyletirim Aslı Hanım. Ay gerçekten evet. Mi? Kaç yaşından beri kayıyorsun? Şöyle çok erken başlamadım çünkü çok küçükken ben balerindim, bale yaptım. Wow. Oradan da en yakın artistik buz pateni ona geçiş. Dur, kaç yaşında bale yapmaya başladın? İlkokul. İlkokulda. İlkokul. Peki annen mi hep yanına evet, geliyordu gidiyordu? Annem. Ne kadar güzel, sağ olsun. Ortaokulda bak annene. Ortaokulda. Bravo, sonra? Ortaokulda patene da, geçtin. Evet, patene geçtim çünkü ona çok benzer. Yine onun üzerine dans ediyorum. Yine buzun üzerinde de dans ettiğim buzun için. Buzun üstünde ne demek ya, dans ediyormuş, ben evet, yürüyemiyorum bile. Sonra? Şimdi de eşimle de aktif olarak snowboard yapıyoruz, kayağa gidiyoruz snowboard sürekli. Snowboard mu? Evet. Bir şey söyleyeceğim, şuradan ayaklarına bakarken altta bir şey gördüm, o snowboard. La bu, alakalı bir şey mi? O ne? Aslı Hanım, bu kızlara ben bir tuzak hazırladım. Bakalım onlar dengede durabilecekler mi? Çok tuzak merak ediyorum. Mı? Evet, yani dengeyle ilgili bir alet o. Denge tahtası. Kızların hepsini deneteceğim. Bakalım yapabilecekler. Biraz daha. Evet, ha, sen bununla yürüyorsun. Bir de bize böyle kızları deneyeceksin. Evet. Ben de denerim. Şimdi kızları yalnız olur, bırakmayayım. Tamam süper mı? Süper olur. Bir dakika, snowboard yapıyorsun eşinle birlikte. Evet. Ay bunların resimlerini, videolarını görmek tabii isteriz. Gelinler gelsin görelim. Tamam. Süper. Kaç yaşındasın şu anda? 26. 26. Peki çalışma hayatın var mı? Öğretmenim, ilkokul öğretmenim. Bebeğim olduğu için şimdilik ara verdim. Tekrar ay, döneceğim inşallah. Canım benim, inşallah. Aslen nerelisin? Karabük, Safranbolu. Ha, Safranbolu, evet. Karabüklü. Eşin nereli? Trabzon. Trabzon. Evet. Eşin ne işle meşgul? O da dişçi. Dişçi. Evet. Aa. Babasıyla birlikte klinikleri var. Aa, çok güzel. Evet, laboratuvarları var, diş yapıyorlar. Dişlerim bakayım nasıl beyaz. Dişler beyazmış. Tabii doğumdan sonra biraz deformeler oldu öyle ama. Sen diş sıkıyor musun böyle dişleri gece uyurken? Sıkıyorum. Sıkıyor musun? Plak kullandım. Plak mı kullandın? Kullandım. Plak işe yarıyor mu? Yarıyor. Yani böyle şeffaf böyle değil mi? Evet, yarıyor. Damak gibi bir şey takılıyor geceleri yatarken. Geceleri uyurken takıyorum. Evet. Hiçbir sorun olmuyor gece taktığım için ve işe yarıyor. Ya bana yapmışlardı o plaklardan. Çok sıkıyor beni. Normal mi sıkması? Normal, normal. Aslı Hanım, ben kapı çalıyor. Kızlara bir kapıyı açayım. Evet. Hemen geliyorum. Böyle mi?
böyle gitti. Catwalk bir de böyle böyle yürüyor. Pes. Vallahi çok şaşırdım. İlk defa, 1000 küsürüncü program ilk defa böyle bir şey görüyorum. Geldiler bakalım ne diyecekler. Ay sakin olun kızlar ya. Kız bu ne? Gelin kızlar, çok eğleneceğim bugün. Bence bu. Merhaba. Bu senin kombine daha çok uyuyor. İçerik çıkaracaksın bugün. Teşekkür ederim canım. Ay don't muhatap. Kapıyı bir açtı. Karşımda sanki böyle buzhaneye girecek bir kadın. Ne gerek vardı yani, o ne kılıktı öyle ya? Giymiş şeyleri neyi kanıtlamaya çalışıyordu ki? Kapıyı açtı, tövbe bismillahirrahmanirrahim. O neydi, o tip nedir yani? Halis mi onun tipi neredeyse? Yani bence hiç hoş bir karşılama olmadı. Size şöyle bir sürpriz hazırladım. Yani içeri girince ben dedim ki çok eğlenecük, harbiden çok eğlenecük. Titanik duruşu yapalım bence. Pateni yapmaktan evine bir şey yapamamış arkadaş. Yok canım. Resmen kabir gibi. Ben burada soyut bir resim yapmak istedim. Aslında şöyle bir şey yapmak istedim. Kalan boyalarla resim. Bu tarz ne şimdi yani? Yok lokşiri, yok lakşiri. Böyle bir tarz mı var? Bu tablona anlam veremedim. Herhangi bir anlam vermene gerek yok çünkü o bir dekor zaten. Bu masa benimle aynı boyda bu. Niye böyle? Dünden sonra bayağı yaralı gibisin. Aşkım ben yara almam, yara yaratırım. Ben yiyeceğimi yedim arkadaşlar. O zaman senin tabakları alalım. Buyur canım. Ver canım. Tabağını niye aldın? Az sonra. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızlar. Hoş şaşırmadınız mı, siz de böyle karşıladı sizi? Ben şok oldum da. Aslanım. Aslanım ben bir şey sormak istiyorum. Sor. Tipi halis miymiş? Gerçekten halis kızlar. Yani içeri girince ben dedim ki çok eğlenecük, harbiden çok eğlenecük. Keşke bir buz olsaydı, onlara bir de buzda şov yapsaydım aslında. Ama maalesef fotoğraflarımla yetinecekler. Gerçekten artık. Ödüllü bir patenci, sporcu. Benim çok bayıldığım, çok hoşuma giden bir spor. Asla yapamadığım bir şey. O yüzden seni çok takdir ettim. Teşekkür bunu ediyorum. Bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi gelinimiz sadece buz pateni yapmıyor. Birçok spor dalını yapıyor. Ama ben tabii ki buz patenini çok merak ediyorum. Ve görüntüleri varmış. İzleyelim birlikte? İzleyelim. Olur Aslan. Wow! Burada artistik hareketler yapıyorsun ya. Evet. Bunlar böyle arkada müzik eşliğinde falan yapılıyor. Ne diyorsun? Yakalını bilenler bunlar. Wow. Yok artık. Bayağı başarılı, evet. Bunu böyle havada da yapabiliyorum. Ama onun görüntüsü var. Havada dönüp buzun üstüne. Evet. Ona salto deniyor. Salto, evet evet. Bu da snowboard. Snowboard da yapıyorsun. Evet. Vallahi tebrik ederim seni. Evet. Bakar mısınız? Bir kuğu gibi süzülüyor. Bu şekilde. Vallahi süper. Alkışlar geçti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi. Ama Aslanım spor yapmaktan evinle ilgilenememiş. Diyorsun. Arkadaşımız, evet. Niye? Yani çok karışık. Dur daha eve başlamadık. Dur bir. Bir önce başlamak istiyorum. Dur bir hediyemi takdim edeyim ben. Uzatabilir misin ablacığım? Teşekkür ederim. Şöyle aç bakalım. Çok teşekkür ederim. Hediyeni beğenecek misin? Tabii ki. Ay Meltem vallahi var ya. Bomba gibi geliyor. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle gösterelim. Çok sağ olun. Ne güzelmiş. Evet çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Modelde bile desenler. Evet. Tam bir takım olarak hazırladım. Çok teşekkürler. Kaseleri de var. Evet, evet. Teşekkür ederim. İyi günler de kullan ablacığım. Çok sağ olun. Dur şimdi hediyeni bırak. Şurada bir şey vardı demiştin, gelinlere bir sürpriz yapacağım. Evet. O neyse ben de denemek istiyorum demiştim. Size şöyle bir sürpriz hazırladım. Bakalım sizin dengeler nasıl? Yani benim evimi gördüğünüzde dengeleriniz biraz şaşmış olabilir tabii ama bir de burada görelim. Siz ne dersiniz? Kız bu dengesizlikte biz nasıl duracağız onda dengede? İşte o dengeyi de sen ayarlarsın diye düşündüm. Buyur. Bence kendindeki dengesizliğin o kadar farkında ki denge tahtası almış evine. O şekilde kendini eşitlemeye çalışıyor herhalde. Üstündeki öküz mü? üstündeki boğa. Bunun üzerine birçok desenlisi vardı. Biz bunu tercih ettik. Benim burcum da boğa zaten. Hani öyle. O kadar yani. Bir göster istersen nasıl bile duruyor, nasıl yapılıyor. Şöyle patenlerimi tabii çıkarayım. Bu arada bunu çıplak ayakla yapsak çok daha mantıklı olur. Çorap belki kayabilir.
Bunun tabii bazı tüyoları var. Ben de bilmiyorum. İnşallah yapabilirim şu anda. Bayağıdır da yapmıyorum. Daha önce yapıyor muydun bunu? Biz bunu eşimle sürekli olarak evde çalışıyoruz bununla. Çünkü denge sporları yaptığımız için hani böyle bununla antrenmanlar yapıyorduk evde. Bak eşiyle ne kadar uyumlu değil mi? O da biraz acaba orada mı? Hadi canım. Evet, onun da bir sürü şampiyonlukları var. Dünya, Türkiye, Avrupa. Onun madalyaları var. Ne şampiyon oldu? Hangi dalda? Kano ve kürek. Kano ve kürek. Evet. Harikasınız. Bu madalyaları evde görmek isterim. Bir numaraymış Aslı Hanım. Görmek isterseniz hemen getirebilirim. Kürek çok mi? İsteriz. Madalyalarını. Evet, madalyalarını. Küreği değil tabii ki. Helal olsun valla. Sportman bu kıyafetlerle şimdi biraz bakalım. Olsun. Biz bu kıyafetlerle deneyeceğiz. Bence sen daha uygunsun. Aslı Hanım ben korkuyorum ama burada durmasam. Ben de korkuyorum çünkü bunlar biraz ağır. Aman dikkat şöyle, et. Şöyle. Var. Evet. Şöyle başlayalım. Şöyle yavaş 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 yavaş. Sonra karşıda kendinize bir nokta belirleyip. Bravo. Bu şekilde yapılabilir. Ay ay ay. Buyurun size istiyor? Alalım. Benim günüm yarın için. Ben kolum bacağımı kırmak istemiyorum. Kendime pek güvenmiyorum. Denge tahtası kesinlikle fiyaskoydu yani. Kendisi de duramadı zaten. Olmaz öyle bir şey. Asla kabul etmiyorum. Buyurun kızlar. Hepinizi tek tek görmek istiyorum. Evet, kim başlamak ister? Bence de Cansu başlasın. Lütfen. İyi günah keçisi ben oldum arkadaşlar. Ay bana çeyizden bir patik ver bari, ben patiklerle denemek istiyorum. Ben hiç yanına yaklaşamam biliyorsun. Aslanım ben de aynı şekilde. Sen ben de mi? İstiyorum. Aa. Tamam, patiklerle ben de gelin sonra sende. Gelin olduğumuz herlerde belli olsun. İnşallah kalmazsınız Aslı Hanım onunla. Ama altı keçelilerden getirmiş. Süper. Tamam, olur. Değil mi? Olur. Evet. Tamam, hadi. Birazcık bu tarafa alalım mı? Siz şu taraf ama orası uzun orası. Bence ben şu masayı çekelim. Evet, olur. Yani. Evet, aferin. Dur ben de patikleri giyeyim. Çok heveslendik. Dene bakalım ama sen böyle bir istersen yardımcı olsun. Yani olur, elinden olmaz. Tutup mu başlasayım, kendin mi başlamak istersin? Bir tut ucundan. Pantolonun ucundan çek de aman düşme. Ya da düşecekken ben onu tutayım isterseniz. Ben sana hiç başlasın. Güvenmiyorum, sen beni tutma. Ya hiç öyle bir şey yapmam. O başka, sen bu başka sonuçta. Elif tutmaz bence. Ama böyle başlayar, böyle yapamaz. Hayır, o ya. Tutarak yapacak. Başlanmaz bu. Ben tutmuyorum tutma. Zaten eğer düşerse tutacağım. Peki, ya sen böyle gel o zaman. Tamam, o yapacak, ben düşerse sen böyle gel. Arkadaşımız biraz artıcı düşünüyor ama. Ben kendimi güvende hissetmediğim anda sana seni tutarım. 1, 2, 3, bismillah. Bence ev sahibinden daha hızlı yaptın. Vallahi cesaretinden dolayı alkışlayalım mı? Yeter, çok bravo. Güzel. Bravo, bravo. Yeter. Vallahi tebrik ediyorum. Dur hadi bence gel. Bence yeterli bir gösterdik. Gel bakayım şuraya getir bir koy. Deneyeceğim, merak etme. Sağ ol. Bir dakika, ay bu kıyafetlerle de çok güzel zor oluyor. Oldu. Ya çok çok maşallah. Birazcık böyle gelmek gerekiyor. Öyle mi? Herhalde, yakışmış aslında. Evet. Şöyle mi? Gerekiyor. Şöyle. Nereye? Biraz böyle evet. Mi? Biraz daha açabilirsiniz. Sen nereden biliyorsun Cansu? Ben anlattım. Şimdi anlattı. Ya. Şimdi anlattı. Aşkı kuş kokusu. Karşıya odaklanmanız gerekiyormuş, bir de öyle söyledi. Evet, bir nokta seçip kendinize oraya hangi bakabilirsiniz. Hangi noktayı seçeyim, dur. Kararsız kaldım, ben ikizlerim. Ay aslanım. Yapacaksınız bence ama karşıya, evet. Oo. Oldu bence, oldu. Oldu. Ay kolay bir şey değil. Bence yani de bence gerek de yok. Ne gerek var? Bence de gerek yok. Ben çok katılıyorum. Ben ama ya aklınızda kalacağınıza deneyin yani. Teşekkür ederim. Hiç aklımızda kalmıyor. Aslanım. Ben de ses. Ben özellikle Meltem'in denemesini istiyorum. Allah, ben gel patiği vereyim sana. Ayakları da kolay çıkıyor. Fenalık geldi baş. Meltem uzat ayaklarını bakayım. Canım hiç gerek kaçmak yok. Ben zaten şimdi 2.80 şuraya uzanacağım. Patenlerimi verebilir misin? Onları ben de giyeyim. Al, ben tatlı. Seni tutarım hayatım. Al bakalım. Hoppa. Ay bir tutalım. Evet, birimiz sağından. Gelinimiz, evet evet. Cansu sen güzel tutuyorsun yavrum. Şimdi size yeni gelin duruşu yapacağım.
Ben çok korkuyorum benim. Buradan. Tamam. Şöyle ama tahtayı şuradan başlat. Bence çok zorlamayalım. Şöyle böyle evde durma. Çok dengeli yapabilirsin. Tabii. Titanik duruşu yapalım bence. Aç kollarını. Dur. Tut. Aslanım ben tutamıyorum. Yok ya tutarız. Bir dakika. İki kişi daha alabilir miyiz? Karşıya bakacakmışsın. Aç kollarını karşıya bak. Yeter Aslan. Ay bana fenalık geldi. Allah. Ay düşeceğim Aslanım. Tamam canım yeter bize çok bile bu. Bunu alalım. Yani gerçekten bu kadar. Da yapmadık demeyeceğim. Evet. Ay çok yorulduk vallahi. Söylemesi ayıp. Aslanım o zaman canım. Ben size yorgunluk kahvelerinizi getireyim. Vallahi Türk kahvesi. Güzel olur. Bir yanında su olsun. Su tabii elimiz ki. Elimiz damağımız kurudu değil mi? Evet bunları kaldırayım. Bunu da kaldır sen. Çekeyim. Nereden sonra aldıysan oraya yerine. Tamam. Şunun altında mıydı neredeydi? Yok denge tahtasına duracaklarmış. Biri bir tarafını kıracak diye o kadar çok korktum ki. Bir de yarın benim günüm bana da ısrar ettiler. Aslanım bile çıktı denge tahtasına. Resmen çocuk gibiler. Aslanım. Efendim. Burada gold dolu yine. Bakar sen onu bunu bırak da bize neler tahtanın üstüne çıkarttı, neler yaptı değil mi? Ben çıkmadım vallahi. Kendinize konuşun. Ben ne diyorsun? Seni yapmaktan evine bir şey yapamamış arkadaş. Yok canım. Bence bana göre çok karışık geldi. Resmen kabir gibi. Kabir gibi mi? Tövbe tövbe bismillah. Ne kabir? Siyahlar içerisinde. Neyi benzettin yani? Çok siyah kabire. Değil mi? Şu an tam araltayız. Bir oturduğum kanepe, benim oturduğum koltuk. Tam ışık verecekmiş oradan griden ama yarıda kalmış. Kolay gelsin Elif. Bugün gelinlerimizi çok şaşırttın. Tabii ki şaşıracaklar. Daha yeni başladık dış ses. Yoksa başka sürprizlerin de mi var? Sonra ben müzik aleti de çalabiliyorum. Aa ne çalıyorsun? Ritim perküsyon yaptım üniversitede 4 yıl boyunca. Ayrıca bazı parçaları piyanoda da çalabiliyorum. Yani ritim kulağım iyi. Evine güveniyor musun peki? Çok güveniyorum. Hem evime, hem sunumuma, hem misafirperverliğime kesinlikle yükselmeyeceğim. Yükselmeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten güveniyorum. Onlar mutlaka yorum yapmak için yapacaklardır. Sen de Cansu gibi eldiven takmışsın. Evet, benim protez tırnağım falan yok. Ama yine de hijyen önemli. O suya attığın neydi? Suyun içine dün arkadaşımız gül atmıştı. Ben de farklı yasemin çiçeği attım. Biraz sakinlik veririm belki onlara da. Aa, kahvem oldu bu arada. Ben onu alayım. Keşke patenlerin tekerlekli olsaydı da öyle servis yapsaydın. İnşallah o da başka zaman. Şimdi ben bunları o zaman götüreyim mi gelinlere? Düşmeden götürebileceğini düşünüyorsan buyur gidelim. Hadi gidelim. Oturduğum yerde terletiyor yani. Bilmiyorum aslanım böyle bir de giyinmiş böyle kışlık kızamık çıkaracak. Yani bizim için sağ olsun geldi gel. Gel hayatım. Hep yorumlarınıza cevap vereceğim birazdan. Tamam canım şöyle bizi yardımcı olun. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ya zor olmuyor mu patenlerle servis yapmak? Vallahi benim için kolay ya. Arkadaş da cipso çiçek attı herhalde içine. Hakikaten mi o ne o? Bu ne oluyor? Bize bir açıklama yaparsan. Gelsin bahçeden koparmış aşağıdaki. İçinde de bir şey var. İstanbul'da bahçe kaldı mı acaba? İçinde bir şey var bunun. Girişte vardı bahçede. Ne var yavrucuğum? Yemediğim beyaz göbek bahçeler var. Beyaz güle benziyor. Bence Yasemin beyaz olabilir mi? Aynen. Yasemin olabilir mi? Bence beyaz gül gibi geldi. Menekşeye de benziyor. Kızlar. Şu böcek diye. Teşekkür ederiz canım. Buyurun. İçinde de tozları çekiyor. Benim kahvem bugün gelirse inşallah ben de bak, bakacağım. Buyurun. İncele. Yasmin gibi. Benim üstüme dökmedi canım onu. İçindeki çiçekten mi başlasak? Ne çiçeği? Tabii. İçinde Yasemin çiçeği var tabii, kızlar. Yasemin. Çünkü biraz belki sizi de sakinleştirir diye suların içine Yasemin çiçeği koydum. O zaman ben bir içeyim tahtadan sonra. Bence biz böyle sakinleşmeyiz, yükseliriz. Olur, o da olur. Tat vermiş ama suya bayağı. Vermiştir eğer beklediyse. Bu arada kahveyi neyle yaptınız? Makineyle. Yok yani neyle yaptınız? Anladım, normal Türk kahvesi. Yaptınız. Ben neyle yaptınız anladım da neyle anlamadım. Türk yani kahvesi. Yani sade normal, mi? Sade Türk kahvesi. Sade. Şu an sade mi? Ben orta şekerle içiyorum. Evet. Dün bana eleştiri yapmışsınız ama. Dün ben sütüyle ilgili yapmıştım. Şekerli şekersiz olmamasıyla ilgili yapmamıştım. O zaman kızlar bana eleştiri yapmıştı ama yine arkadaş da aynı şekilde sormamış. 80'lerden kalma bir kahve fincanıyla bence hiç güzel olmayan bir kahve sunumu yaptı. Benimkine
Kendim tek tek özenerek yapmıştım. Kahve sunumunu hiç beğenmedim. Keşke neyse. Kahvenin yanına çikolata koysaydın çünkü gerçekten çok tatsız. Çok acı. Ben kahvenin yanında makaronu çok beğeniyorum. Bilmiyorum siz öyle misiniz? Makaron epeydir görmüyorduk bence. Yani kahveyle makaronu olmuş. Seviyorum açıkçası. Farklılık olsun çünkü makaronun çikolata görüyorsunuz. Makaronun tadına baksana Merve nasıl acaba? Ben daha normalde de sevmiyorum. Bana çok şey geliyor ama ben senin hastalığın bileceğim. Nasıl bence. Güzel makaron. Ben çok severim. Rengi normalde çok güzel. Denk güzel. Denk hepsinin de bu arada aroması farklı. Hazır mı sen mi? Yok bunları hazır aldım. Galiba portakallı. Zor. Evet limonlu. Antep fıstık böğürtlen. Güzel ama tercih ettiğim bir bana yiyecek değil. Bana fıstığı ayırdığın için çok teşekkür ederim. Evet kıyafetine de uygun. Fıstık mı elma mı? Yer elması mı belli değil ama o neyli bu? Fıstıkla. Ben fıstık olarak adlandırdım. Antep fıstıklı. Kahve sunumunu daha şaşırtıcı bekliyordum. Çünkü bize size ilginç bir kahve sunumu yapacağım falan böyle anlattı bayağı bir. Öyle bir kahve göremedim. Hatta kahve göremedim yani. Sormadı şekerli mi içersiniz nasıl? Ki ben çok şekerli içerim. Onu bile sormadı yani. Elif Hanım ben bu arada tepsilerinizi çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama fincanlarınızı uyumlu bulamadım yani. Aslında tam tersi ikisi de gold gümüş, o da gold gümüş. Nesi uyumlu evet, değil. Ama ben sadece tepside tercih etmenizi isterdim yani öyle söyleyeyim. Ya aslında bana şöyle belki fincanımı beğenmedim diyebilirsin ama uyumlu değil derken aslında tam olarak uyumlu yani bana göre. Hani uyum derseniz gerçekten uyumlu. Beğenmediysen o tabii senin tercihin ama uyumlu değil diyemezsiniz diye yani bilmiyorum bana göre uyumlu. Bana uyumlu gelmedi. Bana peki. Fincan 80'lerden kalma gibi geldi birazcık. Tepsini çok beğendim ama fincanını beğenmedim. Yanındaki suyu da beğenmedim. Bunlar şeye benzemiyor mu böyle yemek takımlarının yanında verilen fincanlara? Zaten evet, yemek evet. Takımımla birlikte aldım onları. Evet. Yemek takımının parçası değil evet, mi? Evet, evet. Ben aslında metal bir fincan düşünüyordum fakat o olmadı. O yüzden en mantıklı hani gold gümüş bunu anladım. Yanına. Tepsileri kaça aldın? Tepsilerin 6 tanesini 400 TL'ye aldım 6 tanesini. Çok pahalı almışım. Öyle mi? Aslanım aynısı bende de var. 200 TL'ye aldım 6 tane. Hadi ya. Süper. Evet. Yeni mi aldın? Yani evet. Demek ki. Çok iyi. Tuttu. Evet. Çok senin o elindeki ne Çağla ya? Bu benim... Uğurlukaya bir sihir yapacak. Evet. Sihir mi? Aynen. Ay, evet zaten bugün böyle pulları da yapıştırmışsın, evet, taşları da yapıştırmışsın. Kelebek yaptım ama arkadaş kelebekten korkuyormuş. Ben evet. De bir de yanına oturdum arkadaşın. O zaman ne yap biliyor musun? Şimdi al o çubuğunu. Evet de şimdi salon yorumuna geçiyoruz. Evet. Şimdi salon yorumuna geçiyoruz. Elif Gelin'in salonu luxury tarzında dekore edilmiş. Capitone detaylı kanepeler jakarlı şönil kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Salon geniş olduğu için Elif Gelin gold ve mermer detaylı büyük bir konsol tercih etmiş. Vizon ve siyah fon perdeler tarz olarak salona uygun olsa da renk olarak yakışmamış. Son olarak renk geçişlerine dikkat edildiğinde daha uyumlu bir salon elde edilebileceğini belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Bu şeyin adına ne deniyordu unuttum işte. Oda kokusu. Oda kokusuna yorum yapılmıştı içinde yok diye. Keza içinde vardı görmemiş arkadaş. Kendisi de kırık bir şekilde koymuş. Şöyle o atı takarken oraya evet onu kırdım ve yeni aldım. Ve öyle o mi satın anda... aldın? Kırık atla bir şekilde mı? Satın almadım. Ha, yok atla mı? Atla birlikte satın aldım ama ayrıydı. Ben takarken kırdım. Sonrasında ha. Da yani çöp bunu atmak istemedim. Bunu bütün kokulara koyabiliyorsunuz sanırım. Evet içi boş tamam. Olunca tekrar. Bunu ayrı satın aldınız. Evet. Bunu kullanmayabilirdiniz. Kendi çubuklarını kullanabilirdiniz ama ben zaten zaman. Onu üstü için satın almıştım. O yüzden çubuklu tercih etmedim. Çünkü çubuklu zaten bu şekilde her yerde hiç var. Hiç hoş olmamış bence. Bu ev beni aşırı derecede bastı. Ne bakımdan? Bastı. Hoşuma neyi bastı mesela? Yani evin zaten koltukların aşırı derecede yakıyor. Şöyle biz yine zaten oturma odasında oturuyoruz. Burada sürekli olarak sonuçta yatıp kalkıyoruz. Bu yüzden sen buraya uzun süreli oturmadığımız için de zaten şık mobilyalar genelde kadife, luxury tarzı oluyor. O yüzden burayı öyle tercih ettim. AVM'lerde ve restoranlarda veya bahçelerde kullanılan çiçeği salonda kullanmışsın. Hiç hoş olmamış beğenmedim. Aslanım dün kendi evine evet. Bahçeyle ilgili bir benzetme yapılınca olayı ne kadar ciddi alıp büyüten ve bunu kendine evet, bir terbiyesizlik olarak gören kişi şu an benim evime de
aynı şeyi yapıyor. Bu çiçek öyle bunun maalesef ama. Bunun bahçede kullanılıyor gibi ama aynı şeyi sana yapıldığında maalesef ne kadar bu. Yükselmişsin. Ama evet. Ne kadar koltuğumdan, yükselmeyeceğim kesinlikle. Onun fikri. Koltuğundan bahsetmiştin. Ben kesinlikle sen bu bahçe çiçeği terbiyemi ama bozmayacağım. Yani. Onun fikri tabii ki. Bildiğim bahçe çiçeği ama o yani. Çiçek dün bahçede olur ama. Sana yapılmıştı ve ne kadar yükselmiştin. Benim sinirlendiğim ben nokta benim masama evet. Söylediler. Tek tek konuşun yavaş sakin. Aynı şey sen de benim çiçeğime söyledin. Masama ve sandalyeme bahçede olur zaten. Çiçek konuyu hiç saptırıp kendine acıtasyon yapmadı. Aynısını söyledin şu anda. Bir dakika çiçek evin salonunda çok yok aslanım olur ama çok büyük olduğu için ben de çok severim benim çiçekleri. Benim salonum büyük çünkü. Büyüklüğünden ötürü söylüyorum. Evet yapay galiba yapay. Bu yoksa çiçek yapar çok çünkü benim evimin yerden ısıtma olduğu için bütün bitkilerimi maalesef ki kuruttum ve öldüler. Aynen. Ben o yüzden yapay aldım. Dördüncü kez bu artık. Üçünü öldürünce maalesef bunu yapay aldım. Ama benim salonum büyük olduğu için bu çiçeği kaldırıyor diye düşünüyorum. Ben aksine burada cılız bir çiçek kullanmak istemedim. Çünkü çok cılız kalırdı. Böyle büyük tercih ettim. Gayet görkemli duruyor bence. Saksısı da bayağı. Evet. Bir de at var evin her yerinde. O atların fiyatı nedir? Onun tanesini 350 TL aldım. 350 TL. Evet. Gayet uygun ama değil evet, mi? Evet çok uygun ama salonuna efendim canım. Bağdaş şey var gördünüz mü? Şömine var. Evet. Nasıl beğendin mi? Bence çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şömine olarak güzel ama duvarda dış hiç dış ses bir de ben ölçü alabilir miyim mümkünse metre? Neyi ölçeceğim? Benim avizeme çok alçak dediler ama o da kafamıza düşecekmiş gibi duruyor. Üzerine de toka takmış galiba. Aslı Hanım. Efendim canım. Bir de bu arada orada ateş, burada ateş, kendisi ateş. Yemin ediyorum kurdeşem dökecek. Yemin ediyorum. Ama onun ısıtması kapalı zaten. Oradan ateş gelmiyor. O sadece görüntü şu an. Görüntü yeter zaten. Biz seni görerek görüntü, ısındık zaten. Ama istersen aynen. Isıtmasını açabilirim. Bana burada teras. Gerçekten kumaşlar çok kalın. Onu görüyoruz kalın. Ben çok terledim. Bu iki gündür siz kanepelerin kumaşlarından bir dertlisiniz. Evet. Sıcak evet. Sıcak yakıyor nasıl yakıyor. Nasıl olmadı kanepe kumaşı? Ya nasıl olmadı evet. Kadife dünkü ketende bugünkü kadife ikisi de yakıyorsa bence sorun koltuklarda değil kızlar. Bizde biliyorsun. Ben o keten miydi? Benimki beni hiç yapmadan çok memnunum. Kızlar bu kumaş. Ben de salonda evet, şık lakşin. Göründüğü için salonuma bu koltuk tarzını tercih ettim. Fiyatlarını merak ettim koltukları. Koltuklar bu hepsi komodin, masa, sandalyeleri hepsi dahil 28 bindi. Ne zaman aldın? Yine 3,5 yıl önce evlendim. 3,5 yıl önce. 4. Evet. 28 bin TL'ye hepsi aldım. Hepsi birlikte. Aslı Hanım bütün, ben bütün mobilyamı, mobilya. Evin bütün mobilyasını 28 bine aldım. Sadece salonum 28 aldım. 3,5 sene önce. Yani tabii farklı fiyatlarda mobilyalar da vardı ama ben bunu beğendim. Bunun da fiyatı oydu maalesef. Biraz fazla olabilir ama evet, peki, bunu tercih ettik. Eşin onları seçerken kaynanan falan bir şey demediler mi? Fiyatlar yüksek gelmedi mi? Şöyle ilk bu mobilyaları gördüm. Görür görmez çok beğendim. Zaten çok kararlı bir insanım. Genelde. Direkt bunu istediğimi söyledim. Hemen onlar tamam da, dediler yani. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Demek ki olanakları dahilindeydi. Bu yüzden kabul ettiler. Teşekkür ediyorum onlara da. Güzel kırmadılar kaynadım. Beni yani. Evet. Zor da olsa şerit metre buldum Cansu. Alayım hemen dış ses. Vallahi dış ses. Ben istesem bu kadar hızlı olmazsın. Gelinleri de hiç kıramazsın hemen bulur getirirsin metreleri ne var ne yok. Teşekkür ederim dış ses. Şahin Hanım bir yardım eder misiniz? Bakalım hemen. Bir bakalım. Ne kadar eşinin boyuna 2 metre demişti bakalım. 1.92 demiştim. 1.90. Boyu da 1.94. Aldım elime metreyi ölçtüm. Ben de her şey kanıtlı. Bir de bana laf etmişlerdi. Avizesi benimkinden aşağıda bence. Bir avizede daha ne kadar hani yukarıda olabilir ki? Bu tarz bir avizesi. Bana bu şekilde yorum yapılmıştı Aslı Hanım. Ben de Aslı Hanım bu tavana sıfır olamaz. Çok kötü sen de haklısın. Sen de haklısın. O zaman öyleyse sen ne diyorsun? Ben kendisine şeyi sormak istiyorum. Neyi? Bu salon sen misin? Bu salon kesinlikle benim. Aşkı yani, kuş kokusu salonu. Evet şık gayet. Ben salona geldiğimde şok oldum. Daha o renkli mi bekliyordun? Ben renkli kendimi bekliyordum. Kendimi muhteşem yüzyılda zannettim Aslı Hanım. Tam tersi ben Hürrem gibi bir kadınım. Ben mesela Aslı Hanım yani varak falan sevmem. Ve hiç hoşlanmam. Böyle hani avantgard mobilya sevmem. Bu avantgard da değil. Salonda spor da sevmem. Spor da değil tam tersi şık. Bence tam olarak benim tarzım. Bu tarz ne şimdi yani? Yok luxury, yok luxury. Böyle bir tarz mı varmış? Salonu bağırıyordu, çığlık atıyordu. Para, para, para. Resmen para kokuyordu ya salonu. Başka da hiçbir şey göremedim ben. Bir de çıtalar hakkında yorum dayanamıyorum yapmak istiyorum. Ben benimkine çok yorum yapılmıştı kızlar. Çok çıta diye.
Evin her yerinde çıta var zaten. Senin salonun çok küçüktü ve iki renkti. Kalmış. Benim salonum hem büyük hem tek renk ve açık renk. Seninki çok koyu zevk renkti. Zevk meselesi bence. Tabii ki zevk meselesi. Ben zevk bu yüzden meselesi. Açıklama yapıyorum. Çıtır çıtır değil de. Böyle yapıyordu arkadaş. Evet, senin o yatak odanla yapmıştım. Seninki de böyle olmuş maalesef. Evet, ama senin yatak odanla oturma odanın yani küçük oluşu ve bu odanın büyük oluşundan dolayı bence fazla küçültmemiş yani. Evin büyük bile olsa çok çirkin gözüküyor. Her yerde çıta olması. Bu sefer de tek burayı yapsaydın buralar çok boş kalacaktı. Bence öyle. Aslı Hanım. Canım. Tabloyu gördünüz mü? Gördüm. Çok güzeldi. Onu da ben yaptım. Beğendin mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Ben tebrik de ederim. Ben de tebrik ederim. Evime de çok uyumlu çünkü. Ne anlatılıyor burada peki? Ben burada soyut bir resim yapmak istedim. Aslında şöyle bir şey yapmak istedim. Kendini yağmurlu bir gün. Arkadaş. Kalan boyalarla resim. Şöyle anlatayım kızlar. Bence biraz da sanata biraz bence saygınız olsun anlatıyorum. Olsun, şöyle hocam. Bir şey yapmaya çalıştım. Ben zaten sanatçıyım demiyorum. Bilmiyorum. Sadece yeteneğim var. Böyle yağmurlu bir hava düşünün. Şu ortada bir çizgi var görüyor musunuz? Evet. Oradan başladım yapmaya. Yağmurlu bir hava üst taraf gerçeği alt yansıma, taraf yağmurlu yansıması. Bir havanın aşağıya yağmur suyuna yansıması gibi. Ama soyut bir resim. Elif adını da koymuş altı hemen gördüm. Valla evet. Bravo Elif. Sadece bu mu da başka bence çok ağlamış var. Ağlamış da gözleri akmış gibi. Yok hiç öyle değil. Bence. Gayet bunun oturdum. Gayet zevkli bir şekilde yaptım. Başka yaptığın tablo var mı? Var ama ben eskiden daha çok kara kalem yapıyordum. Şimdi buna geçtim ama evde yok. Sanatla ilgili tablo mablo yapıyor da niye buraya gelmiş? Gitsin sanatçı olsun. Bence evlenmeden önce gayet de güzel olmuş. Senin yansıcı olduğun, senin ruhunun hani yansıması olmuş ve gerçekten odanın tonlarını da taşıyor. Evet. Bence odaya odadaki uymuş. Odadaki tek bence renkli şey diyebilir miyiz? Öyle mi? Beyaz ve gri dışında evet. Evet. Bir de kahverengilik de var sanki evde. Bejlik beş. Kahverengilik mi? Şurada evet, fonlarında mı? Bu griye benziyor gri ama bej mi? Bu gri değil bence. Perdelerde bej var. Hatta kahve tonları var açık şu ortada sanki. Buradan öyle bizon görüyorum gibi. Veya. Evet gri bence gibi. Bence sende de çok renk karmaşası var. Bir de benim evime çok koyu dedin ama sen kusura siyah. Kusura bakmayın ama renk karmaşası kesinlikle kullanıp kabul etmeyeceğim şey. Çünkü ben renk olayına çok yani takık bir insanım. Kesinlikle hani burada ekstrem bir renk göremez. Yani. Mavi ekstrem görüyoruz. Bir renk dediğim krem var, sarı var, yani siyah var, tonu. Kahve tonu var. Ondan sonra daha ne görebilirim? Şu an kırmızı çiçek var masanın üstünde. Ne alakası odadaki mesela? Tek fazlalık yani tek renk mesela orada gülüm var. Orada çiçek var. Yani güller genel olarak kırmızı zaten. Orta sehpada da hayır, çiçek orta, vardı. Masanın üstünde kırmızı bir çiçek vardı. Evet 3 tane kırmızı çiçek çok var odamda bence. Zaten. Benim yeşil olan. Ben de çiçek olarak salonumda gül kullandığım için sadece güller kırmızı ve kırmızı benim olarak renk kattım. Benim kutu çiçeğim mesela eve uyum sağlıyordu kremli olduğu için. Ama senin o kırmızı koyduğun şey adı neyse çiçeğin artık. İşte kırmızı güllerle uyum sağlamaya çalıştı. Hiç bağdaşmamış evine sanat de bence. Sanat yapmaya çalışmış canım. Arkadaş bence sanatı yapamamış. Keşke sanat galerisini görseydik. Orada görseydik. Belki orada da görebilirsiniz. Bunu çok beğendim fakat içindekileri hiç beğenmedim. Yani oturtamamışsın. Şu uzun olan şey yaprağa benziyor. Ne o? O kayık tabak. Anlayamadım yani tabak. Burada evet, ne iş kayık. Var? Kayık tabağım bence uyumlu. Acıkınca alıyoruz. O sonuç olarak bir görsel. Onun içine salata yapıp yemiyoruz yani tabii ki. Görsel. Yok o öyle kalsın. Eğer görselse içine bir şey koyabilirdin. Görsel bakımdan. O zaman da çok fazlalık olacaktı zaten bir sürü bence şey bence daha var. Güzel olurdu. Bunun fiyatını soralım mı? Evet soralım çok onu güzel. Onu da 3,5-4 yıl oldu. Hem lamba hem de böyle. Dekoratif. Zannettim kalbime iniyordu aslında. 800 liraydı sanırım. 800 TL aldım. Evet şu an peki, çok daha pahalı. Peki halıyı? 5000 TL'ydi. Diye hatırlıyorum. Zaten bambu. Bir an diyecek zannettim ki bu halı buranın değil. Ben de öyle zannettim. Ben de öyle sandım. Çünkü neden? Zaten uymuyor. Yani uymuyor mu bu halı? Çok pahalı. 5000 de çok bunlar pahalı. Bunlar muhteşem. 3 yıl öncesine bu göre çok oturma pahalı. 3 yıl önce gibi. Çok değil mi şöyle, bu halı? Buraya bir el dokunmaması. Bambu olduğu için sanırım zaten dokunduğunuzda aynı halı, aynı belki. Halı, aynısı. Annemin yatak odasında var. Benim de oturma odamda var. Aynısı. Birebir aynısı. Bambu, yine bambu. Biz bunun yarısı kadar diyelim biz 1000 TL'ye aldık. Hadi 2 tane olsun. Elif Hanım'ın evinde fark ettiyseniz 3000'in altında ürün yok. Evet. Ama yok, var. Uygunmuş mesela. Var. Peki mesela orta sehpayı soralım değil mi? Evet, yavrumuz orta sehpa. Evet, orta sehpam da yine 3000 liranın altında 2000 TL. Ay, hiç açmayayım. Avizenin fiyatı nedir?
Avize biz ikisini birlikte aldık takım olduğu için. İkisini 3000 TL'ye aldık. O zaman sizi 3000 TL'yle uğurluyoruz. Her şey 3000 lira. Bizimle değilsiniz. Şimdi bir dakika, burada ortada bir tepsi kanka var. İçine de üfleme cam mı onlar? Evet, onları eşim Antep'ten aldı. Onlar biz evlenmeden önce. Cansı, o kolonya ve içinde evet. Antep fıstıklı kolonya var. Allah Allah, bakayım. Ben o da Aslan'ın buhurdan. Ama bize ikram etmedi. Buhurdanlık. Bu da eskiden kadınlar eşlerini uzak yerlere gönderince bunun içine gözyaşı biriktiriyormuş. Evet, gözyaşı şişesi. Evet, şimdi kızlar içine gözyaşını biriktirecekler. Şimdi böyle. Neden? Aşkım ben ağlamam, ağlatırım. Aslı Hanım direkt Meltem'e verin, bakar mısınız gözlerine? Ağlamaya başladı. Evet, yani. Benim gözlerim ağladı yani zaten. Yapma ya. Seninki kanadı hatta herhalde. Bakayım kanıyor mu? Kız kanıyor ha. Aman aman. Aman kanman istemiyoruz. Aslı Hanım. Efendim. Kolonyayı neden ikram almadık acaba girişte? Evet hemen, hemen size ikram edeyim. Ne yapsın kız burada, tahtanın şöyle üstüne çıkarttı bizi. Arkadaş ayakta zor duruyor, nasıl şey yapsın? Yok ayakta zor durmuyorum. Bununla istediğin halinde yapabilirim. Halının içinde zor olur diye diyorum ben. Kız sen hemşirelikte yaptın mı? Teşekkürler. Ver arkadaşın hayatı. Merak etme. İğne basarmış gibi. Tamam, kolonyanızı da aldınız mı? Aldım. Oh bir ferah geldi. Beni göz yaşlısıyla bırakın. Sizi mutfağa göndermek istiyorum. Tamam. Hadi bir geçin bakalım. Mutfağını yorumlasınlar hanımlar. Bugün benim kocişkomun doğum günü. Buradan onu çok seviyorum. Şiir okumak istiyorum ona. Ben çok şiire önem veririm lütfen. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek hasretinle. Kocam beni boşayacak. Aslı Hanım. Ben böyle daha güzel olmadım mı size? Bismillahirrahmanirrahim. Galaksinin koruyucuları gibi oldun kız. Evimin koruyucusu. Ama neyse ben kalkmak istiyorum müsaade ederseniz Aslı Hanım. Bu hiç hoş olmadı gerçekten. Şu anda gerçekten konuşamıyorum. Çok büyük saygısızlık yaptı. Bu tarz şeyler bize yakışmaz. Bence kendisi hiçbir şekilde bir daha misafir ağırlamasın bu şekilde. Bizde ısrar diye bir şey vardır hatta. Yaptığı benim için çok büyük bir terbiyesizlik. Hiçbir açıklaması da yok. Biz Türk gelinleriyiz. Bize yakışmaz. Çok sinirlendim. Elim ayağım titriyor çünkü. Az sonra... Elif gelinin mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Mat gri lake boyalı dolap kapaklarıyla gri damarlı ara fayansların uyumu çok hoş. Ankastre bulaşık makinesi dolaplarla bütün gibi görünüyor. Beyaz masa ve metal sandalyelerle minimal bir yemek bölümü tasarlanmış. Son olarak mutfak dekorasyonunun bütünlük içerisinde olduğunu belirtelim ve sözü ev sahibimize Elif Gelin'e bırakalım. Evet kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizi dinliyorum. Oo Elif Hanım, kıyafetler de değişmiş. Gayet de şık olmuşsun bence. Çok teşekkür ediyorum. Çok taşıtacağız ya. Kendini korumak için. Yok, çok teşekkür ediyorum. Buyurun mutfağımı. Ben yorumlamaya buradan başlamak istiyorum. Yani bu kadar özen gösterdin, arkadaşların sana kombi yorumluyor ama... Hani yorumlamak için fikir alıyor ama... Yani bunları mı buraya yakıştırdın? Nasıl yani? Kavanoz kapaklarından bahsediyor sanırım. Hani süslü kavanoz oluyor. Kavanoz kapağının nasıl olmasını beklerdin? Daha güzel kavanozlar var. Yani. Mesela sana ne renk olabilirdi? Grileri var, süsleri var. Yani herhangi bir şey alabilirdin. Pazardan almış şeyleri buraya koymuşsun. Mesela. Şöyle beyaz olmasını tercih ettim. Çünkü her yere uyum sağlayan bir renk. Zaten her yer gri. Siyahlar evet. Da var, beyazlar da var. Bu yüzden beyaz tercih ettim. Merveciğim her yer dama 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 ama yetti ama yani. Baksana onu da mı damalı yapsın kız? Ben sadece kahkaha atıyorum ya. Bu masa nedir? Bu masanın sebebini şöyle açıklayayım kızlar. Benim eşim 1.92 boyu ve mutfakta yemek yapmayı çok seviyor. Tezgahlarda böyle eğilerek yapmaktansa burayı kullanıyor çoğu zaman. İkimizin de boyu yani bence uzun olduğu tezgah için masa. Tezgah biraz alçak, davulmaz da size göre bayağı kısa. Koca aslında, hem davulmazın üstünden yapıyor yemekleri. Yo aslında tezgahlar standart boy. Yani hepinizin mutfağıyla aynı muhtemelen. Benimki bir tık ama yüksektir. Masa biraz yüksek olduğu için bunlar sizin gözünüze alçak gelmiş olabilir. Evet. Bu arada bu da standart. Mutfağının rengini çok beğendim. Teşekkür ederim. Tezgahla ilgili olumsuz yorum yapmıştım ama senin tezgahının beyaz olması benim çok hoşuma gitti. Teşekkürler. Hem temiz hem ferah duruyor.
duruyor. Sadece şuradaki air frey'nin siyah olmasını isterdim. Evet. Çünkü bakıyorum genel olarak elektrikli ev aletlerin siyah. Hanımlar, salondaki gibi burada da bir tablo var. Dikkatinizi çekti mi? Bu tabloyu da mı kendin yaptın? Merak ettim gerçekten. Şöyle, salondaki tabloya bu pek benzemiyor dış ses ayrıca da. Onu ben yağlı boyayla elimle boyadım. Bu duvar kağıdı. Bu böyle bütün halde gelmiyor. Evet, bütün halde gelmiyor. Böyle 6-7 parça haline geldi. Ben tek tek, hiç birleşim yerleri bile görünmeden hepsini tek tek kendim yaptım. Dışındakini, çerçeveyi de aynı şekilde. Bunu da ben kendim yaptım duvar kağıdıyla. Sence buraya renkli bir duvar kağıdı tercih etsen daha bir canlılık vermez miydi? Kırmızılı bir olabilirdi. Şu damalarına uyardı belki. Damayı sevdiğini görüyorum arasında çünkü. Arasında ufak kırmızı olsaydı canlı olabilirdi. Olabilirdi. Damayı sevdiğimi derken şöyle, herhangi bir dama desenini sevmiyorum. Aslında bu ünlü bir markanın bunlar ürünleri. Ben o markanın ürünlerini seviyorum diyebilirim. Yoksa atıyorum buraya rastgele damalı bir çaydanlık koysaydınız onu beğenmezdim. Yani ama öyle. O renk konusunda haklısınız. Renk katabilirdim. İleride sadece, katlarsın bence. Sadece şu yüzden katmadım. Ben bazen buraya renkli masa örtüleri kullanıyorum. Örneğin orayı kırmızı yapsaydım yeşil masa örtüsü uymazdı. O yüzden rengi renk dedim. Hani farklı renkler. Çünkü neden olabilirdi. Biliyor musun? İçeri girer girmez siyah, gri, beyaz yoğunluğu böyle. Hı-hı. Hani insan bir böyle bir renk istiyor burada. O yüzden dedim. En azından hani şunların kapaklarını mesela renkli tercih edebilirsin. Hı hı. Kırmızı yoğunluklu süslerin var falan. Hani ne bileyim avizeni belki hani yapabilirsin. Öyle burada bir renk görmek istedim ben. Nesi karmaşık mesela? Üstü karmaşık, altı boş. Bebeğin normal. Modeli karmaşık zaten. Modeli ya. Üst tarafı onda karmaşık. Onda bir renk olmalıydı için, bence. Hani altında bir şey olabilirdi. Cam evet. Gibi falan. Şöyle ben aslında her şeyde bir odada aslında da olsun, kıyafetlerde de olsun, kıyafet kombinlerinde de olsun. Üç renkten fazla kullanmayı pek sevmiyorum. Örneğin burada gri, beyaz, siyah. Atıyorum salonda siyah, krem, beyaz. Hani anladınız mı? Kıyafette de aynı şekilde. Yani dördüncü bir rengi katmayı pek sevmiyorum diyorsun aslında. Diyorsun ki lambam karışık olsun, kafam değil. Olabilir. O da olmasın, kafam da olur. Ben şunu anlayamadım. Sen dün Cansu hanımın evinde buzdolabı dışarıda, çok dışarıda değil. Çok dışarıda. Demiştim, evet. Evet, çok dışarıda. Seninki de dışarıda. Demek ki olabiliyormuş yani. Şöyle, benimki çok dışarıda değil, dışarıda. Evet, onunki dışarıda. Çok dışarıdaydı. Bayağı fark var. Yani demek ki bu mobilyaları biz hazırlamadığımız için buzdolaplarımız dışarıda olabiliyor. Yok, ben genel zaten yayın esnasında onun buzdolabına yorum yapmamıştım. Sadece evet, gördüm, bayağı dışarıda dedim, geçtim. Neden? Ama benimki bayağı dışarıda değil. Neden yapmadım diye pişman olmuştum. Ben de şimdi söyleyeyim dedim. Çünkü bir de şu sünger de keşke şimdilik orada olmasaydı. Ya sünger konulan yer boş olmasın diye süngeri de oradan onu kaldırmadım. Evet, temelli. O yüzden. O hiç hoş gözükmüyor gözüme ya. Fiyatları merak eden sadece ben miyim? Ben merak ettim tabii ki. İki çeşmesi var. Özellikle diğer çeşmesinin fiyatını arıtma merak galiba. Ettim. Arıtma yaptım. Şöyle, arıtmayı daha biz evi aldığımız ilk gün buraya taktırdık. Yani 4 yıl falan oluyor. O zaman da sanırım biz onu 800 liraya falan taktırmıştık. Oo, çok iyi. Şu anda 2000 lira civarı. Tabii, evet. Yüksek. Evet. Peki şu çok sevdiğin ürünlerin fiyatlarını merak ettim ben. Bir de ünlü bir markanın ürünlerini. Ya şöyle aslında... Ünlü ama plastik. Plastik mi? Plastik bu? Değil, emaye. Metal, emaye. Altları evet. Da seramik mi? Yok, yok, emaye. Hepsi emaye. Hangisininkini merak ettiniz? Mesela toplu mu aldın, tek tek mi? Tek tek, tek alalım. Tek aldım çünkü toplu alamayabilirdim yani. Hadi ya, o kadar mı evet. Pahalı diyorsun? Yani mesela örnek olarak bir tanesini sorun, onunkisini mesela cevap veriyorum. Mesela şuradaki baharatlık mı, şekerlik olarak mı kullandın? Evet, biri tuzluk, biri şekerlik, diğeri kahve, diğeri çay. Bir tanesini 3500 liraydı galiba. Kız bu ne? Çok gereksiz aslında. Evet yani birçok benim eşim için de gereksiz keşke bu arada. Keşke 3500 lira vereceğini buraya adam akıllı kavanoz alsaydın. Bence bunu kavgasını yaptı. Onunla hiçbir alakası yok tabii ki. Yorumlarınız bittiyse artık diğer gelinlerimizi mutfağa alalım diyorum. Olur, bitti sayılır. Bence alalım, benim gözlerim kanadı. Tamam, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bak zenginlikler, çok para harcadım demeye çalışmalar. Canım ya, yazık. Öncelikle şu sünger orada hiç olmamış bence. Hiç güzel durmuyor. Evet. Onu beğenmedim. Üstünde bu kavanozlar var burada. Bu benim bildiğim şey bunlar ya. Menemen için kavanoz kapağı. Yo, bildiğin kavanoz kapağı menemen için ayrı veya da onun için ayrı mı oluyor? Etiket yapmışsın, bunu kavanoz gibi yapmışsın. Bu bildiğimiz yani konserve şişesi. Zaten bunlar gibi olsa örneğin okay, tamam. Karbonat için veyahut da yeşil çay için ayrı bir şey mi gerekiyor? Canım mesela? Bunların ayrı kapakları var, böyle süs kullanmak istiyorsan onlardan ama ben alıyorsun. Ben istemedim ya hani o yüzden. Bak görüyor musun, buralarda yazı var, çok şey duruyor böyle yani, kalitesiz duruyor, basit duruyor bence. Evet. Bana soracak olursan bu ne böyle kocaman burada leğen gibi?
Leğen değil o. Ne işe yarıyor bu? Onun üzerine bazen buzdolabından meyve çıkartıyorum veya kek yaptığım keşke zaman üzerine koyuyorum. Keşke üstüne meyve veya kek olsaymış o zaman. Hiç sevmedim onu da. Keşke bardaklar orada olmasaymış çünkü renkleri hiç burayla uymamış. Dekore etmek bunların için... Bunların başlıkları kırmızı ya o yüzden. Dekore etmek için pembe yok ama mutfağında. Dekore etmek için oraya... Zaten bardak o zaman, sadece pembe damalı değil. Damalı bir bardak koyabilirdin oraya. Bu bence şey değil. Ben onların başlıklarıyla kırmızı tekrar uydurduğum tekrar bir şey söyleyeceğim. Için. Bu masa benimle aynı boyda bu. Niye böyle? Neyse ki burası senin evin değil. Bizimle aynı boyda değil. Eve zaten. Hiç misafirin gelmiyor mu canım benim? Misafirlerim burada ağırlamıyorum. Ya oturayım ben. Dış ses bir deneyeyim tabii, bakayım. Tabii tutayım şöyle. Aman dikkat et de düşme. Yok ben tutuyorum dış ses. Bence hiç... Ben misafirlerimi burada ağırlamıyorum zaten. Dış ses ayaklarıma bakar mısınız? Böyle mi duruyor misafirler? Yok misafirlerimi tabii ki mutfakta ağırlamıyorum. Hiç beğenmedim. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Burası eşimle benim kullandığım masa. Zaten ikimizin de boyu gayet uzun. Teşekkürler. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Burada zorlanmıyor musun bu zebra perdeler için? Bunlardan. Yani senin evindeki kadar zorlanamam. Çünkü mutfakta zaten bu daha temizliği kolay. Temizliği nasıl oluyor? Çünkü sizde kirler var da gördüğünüz gibi. Bence yıkayamıyorsunuz o çıkmayan bir, o çıkmayan yok, bir bence kir. Siz de yıkayamıyorsunuz. Bunu ben siliyorum. Zaten yıkanmıyor canım. Silememişsiniz siliniyor. Demek ki olmamış bu da. Evet zaten yıkanmıyor. Siliniyor. Silince de çıkıyor. Şu kaşığı niye oraya koydunuz? Yemek mi pişireceksiniz bize şimdi? O kaşıklık zaten. Kaşık hep orada duruyor biliyorum yani. Zaten. Sadece cahil yemek, değilim canım. Sadece yemek piştiği zamanlarda orada duruyor yani. Kaşıklık olduğunu anlayabileceği kadar yani zekiyim ben de sağ ol. O zaten bir tencere değil yemek yaparken onu çıkarayım veya yemek bittiği zaman içeri koyayım. O zaten sabit olarak burada duran bir şey. Teşekkürler. Cansu Hanım isterseniz siz biraz dinleyiniz. Siz de bence aynen. Bence de siz de yorumunuzu yapın kaşığın evet. Farkında bir yorumunuz varsa. Elif Hanım öncelikle ben şey söylemek istiyorum. Elifciğim bana avizen gibi çok karmakarışık geldi. Yani salonunla burası çok farklı. Evet bir zaten de, ben dün de söylemiştim. Odalarda farklılık seviyorum diye. Ben ilerleyen saatlerde kendi ne demek istediğimi... Bence. Sen ben konuşayım, bölmeyelim. Ben ilerleyen saatlerde ne demek istediğimi sana daha iyi açıklayacağım. Ben şeye değinmek istiyorum. Yerlerini, fayans aralarını bir olmasını isterdim. Bir bütünlük isterdim. Bir de kahve köşeni çok boş gördüm ben. Öbür yani, tarafında bir sürü şey var. Yani pek de bir sürü bir şey ne yokmuş var? Gibi. Bir iki tane daha yokmuş gibi. Pardon. Ne var bir sürü şey? Bir kahve köşesinde ne olması gerekirse yani seninki gibi cürcuna yok en azından. Bunu da buradan çıkardım ama kusura bakmayın buraya da bir bez atarsınız. Oraya set çay demlerken çay döktü. Kusura bakmayın çıkardım yani görmedim. Evet onlar çay taneleri yeni oldu yani. Sadece göstermek istiyorum ben. Çıtanın olduğu yer dekor mekor diyor ama dekor yani şurayı görüyorsunuz. Sonradan senin evinde de aynısı vardı hatırlıyor musun? Parmağınla atmışsın. Yatak odağında. Benim elimde varsa yorum yapsaydın evet, o zaman zaten. Bir saniye yani ben konuşuyorum. Yani seninkinin aynısı bu yüzden çakışıyorsun şu anda yolunda. Buraları hep böyle şey olmuş. Hiç de dekor güzel durmuyor. Ben beğenmedim zaten. Bu ne böyle? Evet. Artık gerçek yorumlara geçebilir miyiz mesela hani dünden sonra çünkü bayağı yaralanmışsın gibi geldi. Şimdi gerçek yorumlarını alalım istersen. Neyden sonra yaralanmıştım? Dünden sonra bayağı yaralı gibisin. Aşkım ben yara almam, yara yaratırım. Tamam mı? Yara evet görüyorum şu anda. Çok yaralı görünüyorsun oradan. Onu bir şey yap sen. Bir şeye daha yorum yapacaktım. Lafımı gördün. Yağdanlığın dışında da yağlar var hep. Bunları yo, da keşke yıkasaydım. Onlar çıkmıyor. Onlar yağda yıkasaydım. Bak çıkıyor. Bak onlar, tırnağımla dış ses çıkıyor. Görüyor onlar musun? Gayet yeni yıkandılar. Bak görüyor musunuz? Bak tırnağımla çıkıyor şu anda. Onlar gayet keşke yeni yıkandı. Keşke burada dekore ederken orada böyle bunları şey yapsaydın. Hatta. Benim yorumum bence bu kadar yeterli. Bir şey eklemek ister evet, miyim? Evet, güzel olan hiçbir şey yorum olarak, yapmadığına göre artık seni geçebiliriz. Güzel olan şeyleri söyleyeyim sana. Mutfak dolabının griliği çok güzel. Daha dün griyi hiç sevmiyorum demiştim. Beyazlığı de. Güzel sevmiyordum ama buraya yakıştırdım. Bir de buraya mor demiştin, beyazlığını beğendin. Evet, daha ne tezgahta, kadar kendinle çelişecek hadi bakalım. Geliyor. Tezgahta, evet. Tezgahta gri ile beyazı şu anda beğendim. Beğendiğim evet. Tek şey o yani. 5 dakika önce duvarların mor demişti. Da beyaz ya aşkım. Masan da beyaz, her yerin beyaz. Orası beyaz, burası açık renk. Perden aynı şekilde yani beyazı beğenmiyorum. Hani, beyazı beğenmiyorum diye değil yani anladın mutfakta mı? Mutfakta ferahlık ne diyeyim beğenmedim mi diyeyim güzel bir şey söyle dedim. Tamam Cansu Hanım lütfen. Avizesi de beyaz. Tamam sakin. Sakin olun daha çok var oda. Gezersiniz yorumlarsınız ben de konuşayım. Ama... Evet. Çok özür dilerim evet, müsaade Meltem. Edilmesin. Konuşmak istiyorum çünkü. Cansucuğum biraz da Meltem mi konuşsa acaba? Susamıyorum dış ses. Ama hiç konuşmadı. Tamam konuşsun dış ses o zaman. Son olarak ben şunu söyleyeceğim. Halı buraya hiç olmamış. Sanki bunu başka bir yere almış da böyle buraya koymuş ortaya atmış böyle yolluk gibi. Evet bana söz hakkı tanıdığınız için çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Ne demek canım? Evet. Yok, aynen. Canım. Genel olarak söylediğim gibi güzel ama tek tek parçalara baktığımda ben de pek beğenemedim. Özellikle senin evin. Ben leke dolap hiç istemezdim. Zaten lekeler gözüküyor. Aynen. Onların hepsi gözüküyor. Silmekten kaynaklı, şunun yeşil kısmıyla silmekten tabii kaynaklı ki. İzler. Doğrudur. Yani o yüzden zaten ben pek sevemiyorum.
Bir de aspiratörüm bana lokanta aspiratörü gibi geldi. Bu evde vardı aldığımızda zaten. Keşke değiştirip şansın olsaydı. Bir de evet, airframe var. Seni tebrik ediyorum. Göstermiş oldum. Kızlar bu arada borç saklayıcı yaptırdım. Gereksiz senin dün evinde yaptığın gibi yeşil bir şey sarmaktan. Aynen. O güzel olmuş. Bu da ama izleyicilerimize fikir olsun arkadaşlar. Pardon, kameralar görürken oradan bir çıkarsan. Bir saniye, bir müsaade eder misin? Tabii. Bak buraları hep aşınmış. Yolda, da böyle daha ben bunu bu arada dün getirttim. Bu da izleyicilerimize canım fikir olsun. Gereksiz sarmaşıklardansa arkadaşımızın evindeki gibi şu gayet şekilde saklayabilirsiniz. Kıskanma hayatım. Listen, bence bitirelim. Zaten konuşma fırsatı vermiyorlar. Evet. Geçebilir miyim ben? Onları yollayayım. Niye itiyorsun? Yollar senin. Yürü bakayım. Mutfağa genel olarak aslında dolapları güzeldi. Ama kendi bıraktığı objeler hiç güzel değildi. Elif gelin çeyizini yatak odasına sermiş. Kurdele işi örtü, tığ işi ve iğne oyalı yazmalar, siyah zemin üzerine kaneviçe nakışlarıyla dikkat çeken etamin seccade, Elif gelinin anneannesinin el emeği, sakallı ipten şal, el nakışı ve iğne oyalarıyla bezenen pike takımı ve amigurumi bebek gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Elif gelinin çeyizini serdik. Elifciğim, ben hemen şunlara bakmak istiyorum. Evet, onlar hanımlar favori parçalarımdan Aslı Hanım. Aa, bunlar resmen yine oyası, göz nuru, yine oyası kolyeler. Kolyeler. Evet. Şöyle göstersene bir tabii bu mesela. Bunu kim yaptı? Bunu benim manevi annem Huriye teyzem. Sen yapmadın yani. Evet, Huriye teyzem yaptı. Huriye teyze ne güzel şeyler yapıyorsun Huriye teyze sen. Çok, çok güzel. Güzel değil mi hanımlar? Evet, iğne oyası değil mi? Evet, daha bir sürü var orada. Baksana. Farklı modelleri. Bak bunu gösterelim. Ortası metal. Şöyle. Mesela şöyle tut üzerine. Evet. Kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii ki. Özellikle düz kıyafetlerimle kullanıyorum. Şu da çok farklı. Bakın. Çok tarzın değil ama kullanıyor musun? Şöyle mesela bir günler bunlar olduğu zaman annemlerle ve o yaş grubuyla görüştüğüm zaman takıyorsun. Evet. Yani gümüş oluyor genelde bunlar. Evet, evet. Bak ileride moda olacak bunlar. Altına bile bunu yapacaklar. Altında iğne oyası. Ortasına çeyrek altın olmaz mı? Evet. Aa, buradan kuyumculara sesleniyorum. Buradan esinlenin bence. Seccadeleri sormak istiyorum. Kaç evet tane var? Seccadem 12'ye yakın vardı diye 12 hatırlıyorum. Wow. Bunların hepsini annem kendi boyadı bu arada. Bu da kaneviçe. Bunun tamamını annem kendi işledi. Genelde seccadeler zaten kaneviçeden oluyor. Bunun tamamını da kendisi iğneyle yaptı tek aha tek. Yok, hazır da seccade ama çok fazla var biliyorsun Mertem. Öyle ama. Çift kare. Şu kadife tek kareymiş ya, ama. Bu kadife olanı yatak örtüsü ondan sonra hani bohça tamamen takım halinde satılıyor. Bunun yatak örtüsü falan da var. Sen mi verdin, sana mı geldi? Bunu bu biz getirdik. Beyazını da bize getirdiler. Lekelenmiş bu arada, bilginiz olsun. Sandık neresi lekesidir o. Bakın şurasında sarı leke. Aynen, bu sandık lekesi. Evet. Seve. Bu da böyle eğer istersek bir şeyin üzerine ama ben bunu daha önce bohça hiç gibi. Evet. Ha? Kullanmadım. Biraz kalın. Evet. Bunun dediğim gibi birçok şey var. Çantası var, Kur'an çantası. Tesbihliği nerede var. Bakayım buralarda olabilir. He pardon, beyazının şu Kur'an galiba çantası. Aynısının beyazı da var, bu Kur'an hazır çantası. Hazır mı bu peki yoksa özel yapılmış şey mi? Bunlar yani özel yapılmış. Bu nedir? Nevresim mi bu? Nevresimin yastıkları Aslı Hanım. Çok Aslı benziyor. Aslı Hanım bunlar ne yaptı evet Elif Hanım? Onları da kayınvalidem yine hani ileride çocuğum olursa diye. Peki bunu olduktan sonra yaptınız. Olduktan sonra mı yoksa öncesinde mi yaptınız? Bunu da mı kayınvalideniz ördü? O birlikte zaten. Tamam, kız olduğunu nereden biliyordu peki madem öyle? Yo yani ne olduğu önemli değil. Bence sonuçta siz bebek, bebek için yaptırmış. Ya da sonradan ve yapıp çeyizinize koydunuz. Hiç alakası yok. Bu da bununla çünkü takım. Kız olduğunu nereden bilecek kayınvalideniz peki? Neden? O zaman bunların rengi ne alaka? Sen onu herkesin bunu yani. Arkadaşım yeni almışsın aynen dediği gibi onları. Birincisi, hangisini ikincisi yeni aldım? Bile bile kız şey kaynananız nereden tahmin edecek yani bunu? Pardon da sen neyi sorguluyorsun? Bu kadar fazla çeyiz. Bir tane yatak örtün vardı. Benim en az 8 burası tane yatak örtün. Piken bir tane bir olur, adam akıllı var olur. Bunu göremiyoruz. 10 tane olunca olmuyor. Bir saniye söylediğin şeye. Ben yine buldum bir tane. Söylediğin hatta şeye cevap yine vereyim. Evet, bu normalde böyle bir bence kalemi sen değil bunu öncesinden bir tek aldın. Yalan söyleme o zaman. Bakma hiç gayet yalan söylemiyorum. Bence hiç yalan bunların söyleme, yalan söylüyorsun. Ayrıca erkek ürünlerim de vardı. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi bir dakika. Yalan söylüyorsun diyorsun da bu bir itham ediyorsun evet ama yalancılıkla. Aslında. Yani biz ona inanmakla
şu an mükellefiz. Yani inanmak durumundayız. Tamam ama Aslı Hanım, yani bunları sonradan yaptırmış bence ve kız olarak yaptırmış. Düşünsenize. Bunlarla alakalı erkekle alakalı da birçok eşya vardı. Evet, erkek kafası bir var. Bir sürü bebek şeyleri yapıldı bana. Ben zaten çocukları seven bir insanım ve benim çeyizimde daha bir sürü yelek var. Yani renk olarak da erkeksi için... bak kahverengi beş mesela. Ama Aslı Hanım erkeklere göre ve Aslı Hanım şöyle, biz balaya gittiğimizde bile eşimle çocuğumuz olmadan çocuğumuz oyuncak almıştık. Baktığınızda hep fiyonklu falan yani. Genelde anneler ne yapıyor? Hem mavi yapar hem pembe yapar. Kız olur, erkek olur, bir iki tane çocuk olur diye yaparlar. Şimdi kötü niyetle düşünmeyelim. Aslı Hani Hanım, buraya çeyiz olsun diye getirmiş diye düşünmeyelim Hanım, istersen. Ama şöyle... Bunları kim yaptı Elif Hanım? Onları da annem yaptırdı. Peki bunlar bebek olarak yapmış, yoksa o yüzden benim dikkatimi çekti. Ben makine gibi geldi. Dantel ama çünkü erkekte böyle saçı vesaire olmuyor. Makine gibi çünkü bu elde yapılmış bir şey değil. Ben bir şey söylemek bekliyoruz. Kız çocuğu olarak yapmış bunu. Aslı Hanım, bu söyle hayatım. Özel kalemleri var. Bu tükenmez kalemle çizilmiş. Evet, sen yine buldun. Dün de bulmuştun, evet, bugün de buldun. Aferin, tebrikler. Biz çünkü annemle beraber yapıyoruz bu işi. Yani iş olarak yapmıyoruz da. Bu işi yapıyorsunuz. Yapıyoruz, evet. O çok yüzden güzel. Sen de göreceğiz bol bol o halde. Evet. Bugün en beğendiğim şey gerçekten bize özel bir yatak örtüsü serilmiş. Bakar mısınız? Beğendin mi yatak çok örtüsünü? O zaman yatak odası aynen yorumuna geçin siz. Aynen, ben sizi masada bekliyorum. Aynen. Anlaştık mı hanımlar? Anlaştık. Hadi bakalım, görüşürüz masada. Hoşçakalın. Bir bak bakayım benim gözlerime, ben yer miyim? Çocuğunun kıyafetleriyle doldurmuşsun çeyizini. Elif gelinin yatak odasında hakim renk gri. Küme rengi kadife yatak başlığı çok şık. 8 kapılı gri gardırop ayna detaylarıyla farklı bir modele sahip. Elif gelin desensiz gri bir halı kullanmayı tercih etmiş. Füme cam başlıklı metal gövdeli avize odanın tarzına uygun. Son olarak odaya farklı aksesuarlarla renk katıldığı takdirde daha şık olacağını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ay, yatak odasından yorumuna girmeden önce bir şey soracağım. Tabii. Şu nedir? Bu bir şal bağlama stili denilebilir. İstersen sana da yapabilirim. Ben gül böreğine benzettim ama hadi dene bakalım. Tamam. O zaman şuradan bir tane alayım. Hangisini? Şunu alayım. Desensiz olsun. Şöyle. Bunu şal gibi şöyle şu hale getireyim. Şu şekil bunu... Üçgen yapsan sanki daha rahat yok, olur. Yok, üçgen olmaz çünkü bunu şöyle ortada birleştireceğiz. Ben tutayım. Meltem, sen de şalını böyle farklı şekillerde bağlıyor musun? Dövdü beni. Hayırdır ses. Ayrıca ben bu stili açıklarda halka küpeyle de çok beğeniyorum, dış ses. Halka bence de açıklara daha çok gidiyor. Bence kapıların yapmaması gerekiyor. Şöyle tabii. Sanki bunu biraz Hintlilere benzemeyle mi? Biraz küçük oldum. Şey, biraz daha büyük da olması ortada lazım. Şöyle. Öyle bir şeyler. İnşallah daha güzel oluyor ama. Ortaya. Hanımlar, yatak odasıyla ilgili yorumlarınız neler? Bol bol dolap görüyoruz dış ses. Her evet yer dolap. Ben çok merak ettim. Neden bu kadar çok dolap var? Şöyle, bu 8 kapılı gardırobun tamamı benim kıyafetlerimle dolu. Eşime hiç yer kalmadığı diğer için taraf 6 kapılı da ona yaptırdık. Hatta orada bile benim var. Benim biraz fazla kıyafetim. Bence dolu. Çok müsriflik. Hepsi dolu öyle mu yani? Öyle. Kesinlikle. İsraf yemeyelim. Hepsi dolu, dolu. Hatta böyle askıları hareket ettirecek yer pek yok. Ama tabii bu benim kötü bir alışkanlığım. Gerçekten bu kadar kıyafet almam. Haklısınız. Ama çok olunca da bu kadar almak zorunda kaldım. Ama bu kadar dağıtmayı almak hiç düşünmediniz mi Elif Hanım? Aslında sürekli dağıtıyorum. İnanın sürekli dağıtıyorum zaten. Ama bir yandan da galiba alıyorum. Ne kadar yatak odası takımının fiyatı? Yatak odası takımını 20.000 TL'ye almıştık. Yani bütün dolaplar, kombinler, evet, yatak evet başlığını göremedim hepsi bu arada. Hepsi çok iyi almışsın. 20.000 TL'ye almıştık 4 sene avize önce. Avizemi çok uygun almıştım o zaman. Galiba 200 TL'ydi. Daha önceden mi aldın mobilyadan önce mi yoksa sonradan mı? Mobilya zaten ben daha evlenmeden bile önce bu aklımdaydı. Direkt gidip yaptırdım. Onu daha da bilerek aldım yani. Küçük taşlı bir şey beklerdim. Yani evet, kulpları uyabilirdi. Evet. Bir de bence sabah... Ben buraya uyduramadım. Sonunu ben de. Çok özür dilerim. Nasıl olmalıydı sizce? Daha düz. Bence tek renk mi? Aynen. Ben bu ben böyle gırcıvlı şeyleri ya böyle dolaplarda sana ya da dolaplarda falan hiç desen yok ya, dolapta desen yok, hiçbir yerde bir desen yok. Hani o yüzden ben de orada bir tane bir desen olsun. Kızlar size olsun bir soru. Tavanınızda ne oldu bu Elif arada? Elif uyanır uyanmaz sabah ne yapıyordur?
Şuradan kenardan aynaya bakıyorum. Bence de. Sonra da eline bir bez alıyordur. Bütün aynaları siliyordur. Evet, şimdi bir de evet, benim bebeğim var. Şöyle altlardan sağ olsun yalaya yalaya geçiyorum. Şuraya bak, orası aynı, burası aynı, şurası aynı. Güzel miyim falan böyle uyanır yanmıyor. Evet, arkadaşım üstteki tavanı sonra hemen açıklayayım. Onun bizde hikayesi var. Bizim üst komşumuz. Biz yatak odamıza zıplıyoruz. Gece 2'lere kadar çocuğu yatak odasını yatağını aşağı zıplıyor. Ben de abajurla yukarı vurmuştum. O yüzden onun izi. Onu da oradan silmedik yani. Abajurun? Abajurla mı? Evet. Yatağın kenarındaki abajurla. Sonra geri geldi mi komşun? Tabii yani o sesi duymadı bile, biz yukarı çıktık. Hep de çıkıyoruz zaten. Biraz gürültülü bir üst komşu zaten olduğu için zaten asma tavan var sanırım. Kızlar bir de ben de yatağın başındaki çiçeği böyle çok kurcalamıştınız. Burada resmen salonda kullanılan yapay orkide kocaman var. Bir orkide var. Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Yani orkideyi çok severim ama bol canlısını bir çiçek severim. Canlısını. Bence asla bakamıyorum kızlar. Yani uyuyordu diyor ya onu öyle kullandım, bana, öyle onun kullandım. Çok daha görkemli bir hali istemede bana çiçeğimin yanında gelmişti. O çok büyüktü. Ben onu böyle küçülte küçülte o hale getirdim. Daha da küçülte. Altındaki bana ayrı zaten küçüldüm. Aynen ayrı olduğu için. Evet, onları ben söktüm bu hale getirdim ve salonumda kullanmak istemedim. Keşke üstündeki sapları da kesseydin. Sandalyen ya da... duruyor bence ya. Makyaj sandalyen var. Bence sanki oradan kesmişsin de anlaşılıyor. Ben de buradayım derdim olsa. Makyaj aynen. Yapmak istemiyorum. Çok uzak kaldığı için. Genelde ayakta yapmayı tercih ediyorum. Pufun da yok sanırım. Bence pufun yok. Boyun ya. Da yani uzun. Makyaj yapıyorsun. Boyun da uzun. Zaten yakın. Oturduğun olun. Zaman yakın olabilirsin. Sakin puf zaten kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi oturarak makyaj yaptığım zaman bana uzaklık olarak tatmin etmiyor. Ayağa kalkıp orada yapmayı tercih ediyorum. Gerçi zaten alanında da oradan sandalyede olmuyor. Demek ki gözleri görmüyor. Yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitti. Evet. Ses. Peki acıktınız mı? Çok. O zaman sunum masasına gidelim mi? Gidelim. Eğlenelim yoksa biraz. Yoksa biz kabağı yiyeceğiz. Kıyafet odasına yatak koymuş gibi gerçekten sadece kıyafet odasıydı. Elif Gelin'in 13 çeşit ikramdan oluşan sunum masası gold detaylarıyla dikkat çekiyor. Yaprak sarması, midye baklava, hurma tatlısı, şalgamlı bulgur salatası, narlı tavuklu salata, çikolatalı kurabiye, spangile ve kedi dilli pasta masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, Elif Gelin'in sunum masasını nasıl buldunuz? Sessizlik. Bir anda sesler kesildi galiba. Nereden başlayacağımızı bilemedik. Çağla ne diyorsun? Bol varaklı buldum. Bol varaklı evet, buldun. Sen nasıl bol. Buldun? Ben bir şeye takıldım. Şurada benimkinde çok eleştiri yapmışlardı. Aynı lekelerden var. Arkadaşımızınkinde de aynı. Hiç... Silinme lekeleri mi? Yok, silme lekesi değil. Burada pas lekesi gibi bir şey var. Pas lekesi mi? Bakın şurada yok altında. Ben hiç kullanmadım. Şöyle gösterebiliriz kameraya. Yani bu bardakta hiç kullanılmadı. Yine de tabii dikkat ki etmeniz el gerekiyor. Olduğu için benimkini de göster taktım. Bak bayanmış. Işıkta. Bir ben eksiğim evet. Şu an. Tabii şu an ellerimi arıyoruz ve bu masada uzun bir yol var. Şöyle her parmağınızı şey dokunduğunuzda el sen bunu izi. Yıkadın mı? Tabii ki yıkadım. Çünkü mat da biraz. Ama kullanmadım çünkü bilmeyeceksin. Çünkü aslında masayı kurarken yani, bir sürü el değdi ya bunları. Bence o yüzden ellerinizi kullanmıyor. Ondaki sadece ama el değme izi değil. Ondaki sadece el değme izi değil ama. Onda hem sürekeleri var hem çizikler var galiba. Bakın, şöyle sence... masayı kurarken bir sürü kişinin eli değdi ya, ellerindeki makyajı poldeten olabilir. Geleceğimi görüyorum bardakta. Bu buradaki geleceğin daha parlak bardaktan bence. Aşk olsun. Işığım yeter. Bu arada aslanım sizin lafınızı bölüyorum. Estağfurullah. Bugün benim kocişkomun doğum günü. Buradan onu çok seviyorum. Şiir okumak istiyorum ona. Müsaadenizle. Masada mı? Evet, masada okuyacağım. Arkadaşımızın bu kili kaşıklarıyla okuyacağım. Kocam çok özür dilerim senden. Çeneklenmişsin kalbime ilmek ilmek hasretinle. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye girebiliyorsun? Allah Allah. Sen nereye girdin ya? Seni çok seviyorum. Ben gelmek istemiyorum. Benden başka bir şey beklemezdin kocuşkom. Şu an şair ortamı. Şiiri tamamlayamadın. Sen nereden çıkabilirsin? Aslanım ben çok kötü çünkü oldum. Çünkü aslanım arkadaşlar sanattan anlamıyorum.
Aa, sanat deyince de ben yani nasıl anlatayım? Sanatçı sanatıyla başlamışım. Gayet dinliyordu seni. Bence güzel. Aşk olsun. Bir sen anlıyorsun arkadaşlar. Biraz daha devam et bari ya. Şahane beraber ağladık burada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne oluyorsunuz ya? Sanat sanat için mi kocan için mi çözemedim ama. Her şey kocam için tabii ki. Lütfen bırakma. Güzel, devam et hayatım. Bence bu kadar yeter aslanım. Çünkü ay yetmez. Arkadaşlarım yani bu genç yaşında dul kalmak istemiyorum. Neden? Allah muhafaza, Allah muhafaza. Niye dul kalasın kızım? Yani belki ters de tepki etmiş olabilir yani şu an. Bence olamadım. De olabilir. Ama neyse niye o beni her halde çok sevdi. Bence de. Sen şiir okuyorsun milyonların önünde. Eşin evet. için şiir okuyorsun. Kimse cesaret var. Hadi okuyun. Bence de. Bence meydanı. Çok güzel bir medeni cesaret gösterdi arkadaşınız. Evet. Yani her baba yiğidin ağacı değil. Aslanım. Eşine böyle şiir keşke okuyacağım demek. Aslanım. Bunları okuyacağın tek şiir. Ali Baba'nın çiftliği. O da şiir değil. O da şiir değil zaten. O kadar düşüyorsunuz. Ya bir şiir okuyacağım kocama. Beni güldürüyorlar. Aşkım bebeğim benim. Evet hayatım bir dakika. Bir dakika. Dinliyoruz. Ben çok şiire önem veririm lütfen. Benim önem başka bu kadar aslında. Başka şiirler yok. Başka. Başka yok. Bu kadar. Çok Dugat'ın bu kadar. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Hasretinle. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Kocam beni boşayacak. Devamı nerede? Devamı nerede? O zaman söyle bir iki cümle de ayıp olmasın eşine bari. Tabii ki onu çok seviyorum. O benim hayatımın tek anlamı. Tamam. Oldu. Kapanış. Kapanış. Burası şiir okunacak yer. Masamı sabote ediyorsun resmen ya. Canım gözlerimiz kanadı. Neyinden renk kattın masana. Nasıl misafir falan? Neyinden kanadı mesela? Benden şikayetçi ediniz ama yani o da misafiriniz. Eşine... Sarı akacak gözümden. Eşine şiir gözümün sarısı istedim. Akacak. Ha, evet masamı zaten. Sabote ettiği için uyardım ben de. Başka yerde de okuyabilir yani aşka bence. Gelmiş olabilir belki. Evet. Bu masa demek ki aşka davet etmiş. Getiriyor demek ki. Bence aşka de. Geldi kız. Evet. O benden kaynaklı canım. Senin masandan değil. Benim masamdan kaynaklı. Gayet dün de güzel okudu bence. Tebrik ediyorum. Canım, bugün yemek tabağını koymuşsun önüme diyorsun ki masamdan kaynaklı. Nerede masamdan kaynaklı? Eşinim bugün masamdan hastaneden baklava almışsın. Hayır, onları ben aslanım size de söyleyeyim. Depremzede bir hanımefendi yapıyor böyle hem de maddi olarak bundan kazanç sağladığı için bizim yazlığımızda kalıyor. Satın dayımızın yani. Yazlığına. Ben o abladan rica ettim bana da yapabilirmişsin hem de sana da destek olsun. Satın diyor. Mı aldın rica mı ettin? Yo, abladan rica ettim. Hem de programında onun da ismini geçirmek sağ için. Olsun. Neyse, sağ olsun. Sağ olsun ellerine sağlık. O elleriyle yaptı. Ay yani. Canım benim elleri dert de görmesin. Onunla, çok evet. Teşekkür ediyoruz. Ne demek? Peki sen ne yaptın? Ben şu şalgamlı salatayı yaptım. Evet. Mor bulgur salatası. Tamam. Ondan sonra bakayım. Bulamadı. Bulamadı. Şu börekleri annemle birlikte gözleri sardık kanadı. Biz. Tamam. Onlar kıymalı. Kıymalı. Kıymalı patatesli ve börek. De. Efendim? Annemle birlikte dediniz. Sardınız mı? İçini kim yaptı? Annemle birlikte. Dün annem bende kaldı. Bebeğim olduğu için birlikte hazırladık. Kıymalı patatesli. Bunu kayınvalidem yaptı. Bu ne? Bu da tavuklu salata. Tavuk ama onda göbek tavuk, var galiba. Göbek, nar. Biraz evet. Tabak sanki kirli. Karıştırırken kenarları. Kenarlarına evet. Bulaşmış şu yoğurtlar bulaşmış olabilir. Evet olabilirdi. Ben ya da peçeteyle şöyle hafif ıslak peçeteyle kenarından da geçebilirdim. Bu önemli bir görüntü değil mi? Evet. Önemli bir şey. Tabak misafir o kadar masalarındaki şıkkı, hele. Yani... Ben mesela bunu çok dikkat ederim eşimle bile hani ikimiz bile olsak ya da tek başıma bile olsam şu görüntüyü sevmiyorum nedense. Tabak çok şık çünkü o güzelliğini. Bence bütün tabak tabaklarda da lekeler var. Evet, teşekkür ederim. Ve bir de şuradan... Tuplayı bir de göstermek dur, istiyorum spangleyi ben. De kendi yaptım. Spangleyi de ben yaptım. Tamam. Bu arada toz değil kendim yaptım. Hani margarin, un, nişasta hepsini ben kendim yaptım. Bu tarifini yaptım. Alırız olmadı. Evet onu spreyi boyayla boyadım. Boyamasaydınız çünkü benim bardağıma şey demiştiniz dikkat etseydin tarzında bir şey kullanmışsınız. Çizik seninki keşke çünkü soyulmuştu bu da soyuktu ben boyadım. Canım benim görmüyor musun kaynağı gözüküyor be. Kaynak değil, onlar sprey izleri. Bazı yerlere fazla boya çok çirkin gelince gözüküyor. Orası hiç biraz daha yoğun yani boya bu oluyor. Bu masaya sunum yapamam. Şöyle spreyler... Aslanınınki daha kötü gözüküyor bence. Kenarı
Spreyler belli noktalara fazla gelince, sprey keşke. Boya çok hani mükemmel sprey boya kullandığımı iddia etmiyorum. Ama en azından senin gibi soyuk bardaklarla veya soyuk soyulmuş ürünlerle çıkmadım. Ben dikkat etmedim, sadece iki adet vardı. Şöyle, bardaklardaki fondötenle ellerimizde tuttuğumuzdan dolayı bardakların mat olması çok normal. Elimizi sürdük, ben kendim de sürdüm. Evet, çünkü fondötenle ellerimiz. Ama bakın ses buralara. Hemen bakabilirsiniz. Evet, göster lütfen, göster. Orası da el boyaması olduğu için. Böyle kalıp şeklinde boyanmamış bakın. Tabii ki ve çünkü hiç kullanmadığım bardaklar nasıl soyulabilir? Aslında görebiliyor musun? Bak, görüyorum ama bence tabii burada bir dakika ürün hatası var. Olabilir yani çünkü ürün hatası. Yani makineye... sen daha ama iyi bilirsin bu işleri kalite kontrol yapılmamış. Ama evet. Kalite kontrolden yapılmamış. Geçmemiş. Ama evet. Elif'in de burada bir hatası var. Depolu almadım Elif'in ama o soyu ucuz marka olmuş. Bana nereden aldıysan götür bunu geri ver. Eminönü'nden almıştım. Bakın normalde bu tarz depolu ürünler alındığında tek tek çıkarılıp kontrol edilip sonra evet. Onay alınıp hani bir sıkıntı varsa değiştirilmesi gerekiyor. Bu evet ben o kontrolü almış. Yapmadım ama makinede yıkamadığım için soyulmuş olamaz. Ben de böyle bir problem olamaz. Yaşandığı için daha dikkatli olabilirdin. Aynı bardaklarda hatta. Evet. Daha dikkatli olabilirdin çünkü yaşanmış bir şeydi bu. Evet. Dikkat ederek koyabilirdin. Soyulma olmadığı için direkt koydum ben. Çünkü bence soyulma var bir tane olsa, fabrika hatası da olsa bunu senin kontrol etmen gerekiyor. Okay. Yani soyulma yok çünkü. Çünkü aynı şey yaşandı, bir bakabilirdin yani bence. Evet, fark canım. Ettiyseniz şöyle bir önlük sanırım. Bunları üstünüz kirlenmesin peçete. Diye üzerinize serersiniz canım, biz diye. Biz üstümüzü kirletmiyoruz zaten. Yok ben kirletirsek çünkü dün çatalını düşürmüştün ya, belki bugün de düşürsen üstüne eğer. Elif Hanım, mutfağınıza teki 3500 TL'lik damalı damalı şeyler alacağınıza kaliteli bardak, kaliteli çatal bıçak alsaydınız evet. Kendinize. Evet, çatal bıçaklarımın gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle kaliteli oldu bunun üstüne. Evet, sakin. Soyulmuş yağızları. Hayır, onların soyulmadı. Öncekininki soyulmuş evet, ve yenisini koymuşsun. Aynısını da varsaymışsın. Çünkü senin gibi soyulmuş ürünlerle çıkmak istemedim. O yüzden ben de yeni çatalı aldım. İki tane vardı sadece benimkinde, seninkilerde hepsinde de problem var. Bir tane mi vardı? Kızlar bir tane mi soyulmuş bardak vardı? Elif Hanım, bu poğaçalardan dostum. Evet. Bakacağım tazına. Gazete yapmıyor. Dünden beri laktosa takmış mı? Ama dolabında da var. Şekerini aldınız mı, almadınız mı? Ama laktozsuz. Laktozlu yapmışsınız. Gaz yapmayacak mı o sana? Yok, ben yemeyeceğim. Sizin için yaptım. Ama ben laktozsuz süt de istiyorum. Bir şey diyeceğim. Var, hemen getirelim. Ay bunlar teker teker gelin. Ben söylemek istiyorum. Çok gidiyorsunuz aslında üstüne. Aslında ben söylemek istiyorum. Evet. Çatalı düşürdüğünde laf etti ama dün yediği kaşığı pis masaya koymuştu. Cansu'nun masasını kirletmişti. Onu da ayrıca söyleyelim. Yediğim kaşığı şöyle beyrandan alıp almıştık ya. Ondan evet. Sonra elimden bıraktım. Buradan buraya koyduk düşmüş. Ve masaya direkt tabii koydu. Ki kirlenmiş oldu. Yani direkt koydum yani. Nereye koysaydı mesela? Bir şey daha kullanmayacaksın. Biz tabaklarımızı şöyle ne koyuyoruz? Yani böyle koyup... Ya da şöyle içine bırakmışsaydı. Misafir gittiğin eve neden masa örtüsü kirletilir? Öyle sosyal yani mecradan bakıp ev düzmeye benzedi. Hiç olmadı, peçeteyle sil yani. İçinde çorbalı kaşığı böyle koydu. Zaten neyse, dün de kaldı, bugüne gelin. Aslı Hanımcığım. Evet. Bu tabaklar makinede yıkanır mı Elif Hanım? Evet, yıkanıyor. O zaman bence bir dahakine daha dikkatli yıkamalısın. Bakabilir miyim? Küçük bir leke kalmış orada. Kız makinanı yoksa anladım. Ucuz mu aldın? Ya o zaten vardı burada geldiğimizde. O zaman ucuz almışlar. Evet, olabilir. Yemek takımının fiyatını öğrenebilir miyiz? Yemek takımı 6000 lira. 6000 TL. Bence kız şu bir an... mutfakta bir kase 3500 verip yemek takımına 6000 TL mi verdi? Allah. O kase değil, şekerlik ama o ayrı, bu ayrı sonuçta. Yani kaç her şey o kadar pahalı olacak diye bir şey yok. Yani gösterişi soruyor, ne zaman aldın diyor. 3,5 yıl önce evlenirken 3,5 yıl önce 6000. Bence normal. Çok normal. Bence bu biri daha güzel olmadı mı size? Allah iyiliğini versin senin ya. Peçete halkasına küpe yapma vizyonu. Küpe de değil, değişik bir şey, hiç görmediğim bir aksesuar. Bence böyle kalır gibi. Süpersin. Evet. Evet, ben çok beğendim böyle. Böyle kal ben. Galaksinin koruyucuları gibi oldun kız. Elif'in koruyucusu. Şimdi ışınla seni yok et. Elif bir ışın at da yok olsun. Yani şey mi diyorsun, başıma diyorsun tokadan başka hiçbir şey takmam. Takmıyorum aslanım ama en işte güzel. Bunları kulağıma taktım. Duymak en istemiyorum güzel. Sizi der gibi. Güzel oldu, kombininin tamamlayan parçayı buldum. Bu mu kombinim tamamladı? Bileziklerim tamamlamış olabilir.
lezikliler. Aslanım boğazımız kurudu. Su yok mu ya? Evet. Müsaadenizle kalkıp su getirebilir miyim? Su bardağımız var çünkü. Meşrubat evet. bardağımız da var ama suyumuz yok. Tamam, peki. Getireyim ben size. Tabii ki. Su getirsin. Bu arada ufak ufak bir başlayın da hanımlar. Lezzetlerine bir bakın bakalım nasılmış. Servis kısıtlarımız çok uzakta ama. Ama bak ne güzel servisleri koymak için özel bir aparatı var. Keşke servis yapsa hani yiyebilmek için tabaklar alabilse. Keşke dün Bitlisli arkadaşımız Alfenzo. Ay değil mi ya? Keşke gelseydi bugün çok uyumlu olurdu. Vallahi lezzetlerin tadına bakın diyorum. Hiç umurlarında değil birbirlerini yiyecekler. Ben böreklerden almak istiyorum ama servis kaşıkları çok uzakta Meltem Hanımcığım. Canım garson değilim. Ayıf abi gelir size verir. Ben yorum yaptığımı bilmiyorum ama gerçekten benim gözüme battı. Hem peçeteleriyle uymuyor, tül gibi resmen. Neyi peçeteleriyle ya, uymuyor? Ya peçeteleri neden böyle? Bu, yani en ucuz kadar... normal bakkal peçetesi almış gelmiş. Hiç yakıştıramadım gerçekten. Onu, öyle mi? Evet, Nisan bir desenli falan tercih eder. Bu ne böyle? Desenli olsa karışık derdiniz. Ya ama en azından bir gold detayı olmalıydı aslında. Yani, gold detayı mı? Yani. Her yer gold içinde. Aslında neyse gelinimiz gelsin de kendi kendini savunsun. Bunu makinede işletmiş. Geldin mi hayatım, gel. Bunu makinede işlettirmiş, bunu pazardan almış. Herhalde çarşamba pazarından aldı. Öyle mi? Bunun niye bu arada kapağının üzerine marka var. Kocaeli Perşembe kuruluyor. Bence senin sürahin olmadığı için sen konuyu getirmedin masaya. Yok unuttum direkt. Bunun ay durun tek tek konuşun. Geldim diye su mu doldurayım? Elif Hanımcığım şöyle. Al suyunu iç sen bir. Bir ferahlasın kızcağız. Bir suyunu içsin kendine gelsin. Bu sürahin burada işte. Buyur. Öyle mi? Kapağın nerede sürahinin? Unuttum. Kapağın üzerinde olmaması gereken detaylar olduğu için kapaksız getirdim. Sence peki masana uyuyor mu o sürahi? Yani cam. Güzel abi masaya. Cam sürahiye o yüzden bunun bence hiçbir problem yok. Bunun takımın içinde şeftali koyduk. Bir şey soruyor. Yaptım. Dur bakayım ben ne diyorsun? Ben sana salam 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 dediniz. Şeylerden. Salvador Dole'nin gitmişsiniz. O ne tam olarak? Anlatabilir misiniz? Sanat eseri bir adam. Evet. Bu arada Salvador Dali'nin böyle bir koleksiyonu var. Buna çok benzeyen. Hı hı. Sanıyorum onu hatırlattı sana. Tabii benzeri. Hani Dali derken. Kesinlikle. Dali yani. Sen nereden biliyorsun bunu? Şey dikkatini çekti aslında. Sen misin sanatçı? İlginç. Bravo. Seni tebrik ederim. Çok iyi yakaladın. Teşekkür ederim. Aslanım onu ben alabilir miyim? Bir şey dikkatimi çekti. Onun üzerinde de soyulmalar. Olmuş. Evet, şuralarında evet, da. Bazı soyulmalar var. Bunları ben çünkü makineye atma yanlışlığında bulundum birkaç kere. Makineye atma yanlışlığında. Evet ve gold, mesela bunlar soyulmadığı için onların da soyulmayacağını düşündüm. Fakat onlar soyuldular. Bu kaseleri kaça aldın hayatım? Bunların 3500. Da tanesi 350 TL'ydi. Aa, 1060. Evet. Tutturdun ama ne kadar? 350'ymiş. Oldu. Bir tanesi mi 350 TL? Evet. Bunun tanesi 350 TL. Bizim bir milyoncudan ben sana 10 liraya getiririm bunlardan. Getirsene lütfen. Tamam, 12'ye tamamlayayım 6'yı. Süper olur kız, vallahi. Bunun neresine verdin? Nasıl olsa her türlü makine altında boyası çıkıyor. Peki sen bu Dali'ye benzettikleri servis gereçlerini kaça aldın? 3 tanesi zaten bunlarla birlikteydi. Şu en baştaki bununla takım zaten. Evet. O bu ikisini 1000 TL'ye aldım. Bunlar pirinç pardon. Bunlar evet. Pirinç olduğu evet, için pirinç. Hani bir tık pahalı olabilir. Yine ama diğerleri iyiymiş. Uygun da. Onları gerçekten böyle züccaciye tarzı bir yerden aldım. Evet. Onlar yani tanesi 100 lira falan diye hatırlıyorum. Hı hı. Bunlar pirinç aslanı, bunlar da bulgur. Bulgur burada. Ya ben aç kaldım resmen. Ah bak sanamıyorum. Bulgur burada salata var. Hadi başlayın o zaman. Uzatayım ben sana. Enis al canım bak elimde kaldı. Hazır olsun. Arkadaşlar süpangleyi yerken dikkat edin. Adet 350 liraymış. Kaseni devirmeyin sakın. Canım sağ ol. Kocaman. Tamam. Her şey çok pahalı ama masa örtüsü yerine tül sermiş. Evet onu bilerek yaptım. Ben masa örtüsünü böyle desenli masalarda pek sevmiyorum aslında. Evet. Evet. Masan gözüksün istiyorsun anladım evet, ben. Evet yani biraz daha savaş olsun istedim. Şöyle dün onu kestik. Perşembe pazarından almayıp da kaliteli bir yerden alabilirdin. Biraz kaliteli bir yerde de kumaş aynı. Bu tül olduğu için böyle bazen bir şey söyleyebiliyor. Top sonunu kullanmışlar. Top sonunu vermişler sana. Buraya bakar mısın? Kıvrım yani dün zaten bunu kestik. Hanımlar. Bu masada hiç mi güzel bir şey görmediniz? Ne kadar yemek. Eleştirdiniz yahu? Tadına bakalım da konuşacağız ama bir bakın tadına. Ya. Yani göze atlayabilir. Bir dakika. Bu masa hiç göze hitap etmiyor mu? Bence çok karışık.
Çok karışık. Bence çok karışık. Nesi çok karışık? Mesela sen ne diyorsun Çağla? Yani sunumlar dışında çok yorum yapacak bir şey yok. Yemek çeşidini az buldum ben çünkü düne göre Cansu'nun. Dünden fazlaydı ama. Ama dün bize böyle farklı evet, şeyler var. Evet, 10 çeşit var. Senin? Ben saymadım ama sen saymışsın. Hayatım, evet, saydım. Ne yaptıysam aynısını yapmışsın hayatım. Nesini aynı yaptın? Bir yedik saygını koy. Farklı bir şey yok. Bu var mıydı? Bu var mıydı? Aşkım tavuklu salata baklava yaptım aynı şekilde. Tek yoğurt koymuşsun. Ay var mıydı mesela? Cevap vermeme müsaade edersen. Tavuklu salata yaptım. Sadece bir yoğurtla konuşuyorum. Hayır, kıvılcık var. Şehriye yok benimkinde. Aşkım aynı otlardan var. Şehriye yok. Tamam şehriye... ama tavuklu salata nar yani. Var seninkinde. Tamam bir saniye müsaade et. Elinde de yapmamışsın tek içli köfteyi. Makinayla yapmışsın hayır, zaten. Hayır elimizde yaptık. Aşkım makinenin izi var orada. Hayır makineye değil. Onun bir tanesini? Tabii alabilirsin. Bunu Antepli bir teyzem var. Tamam o makinayla yaptım. Makinesi yok. Makineyle bakın elimle aldım. Evet, bunu yiyeceğim. Benziyor. Bunu yiyeceğim. Bu makine izi ve makinayla yapılmış. Ben ama kendi yapmamış ki bebeğim. Zaten Oğuz konuşmuş geliyoruz. Özenerek kendisi yapabilirdi. Üzerine yani, bastırmış. Tadı nasıl acaba? Ben burada çatalla iz yaptığı için o makine izi değil. Çatalla mı yapılıyor? Çatalla mı yapılıyor? Ben de yarın şöyle yapacağım. Üzerine İçinden anlaşılır yapmış. Zaten. Ben de yarın yapacağım. Bence karşılaştıralım. Tabii ki. Evet bu makine olabilir. Aşkım makine bakın ayrılıyor. Evet ayrıldı. Şey olsun ya kadıncağızın ellerine sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Makinesiz. Herkes bunu yapacak diye bir kaide yok. İşli köfte yapmak da kolay değil yani. Bunu benim elimden alın. Ben şalgam yiyemiyorum. Kim yiyecekse? Sen benden Dolly'nin. Servis yapar mısın dedim elime salata koydu arkadaşlar. Ben vermedim Aslı Hanım'a. Ay vallahi yemeden şiştim. Biz buradan arkama bir düğüne gidelim. Boğazımda kaldı. Gel kızım gel. Helal yavrum helal. Su ver. Uzak mı kurdun ki galiba? Kendisi. Elif Hanım verir misiniz? Gitmiyor arkadaşlar. Su ver çabuk yetiş. Elim ayağım titredi. Aman ay, aman. Ay pardon. İyi misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet buradan düğüne geçelim. Düğünü izleyelim, ilişki testi de yapalım. Afiyet olsun hanımlar. Bir tadına bakın bakalım. Ben baktım her şey çok güzel. Ben yiyeceğimi yedim arkadaşlar. O zaman senin tabakları alalım. Buyur canım. Ver canım. Afiyet evet. olsun. Tabağını ne aldı? Yiyeceğimi yedim. Arkadaşımız çok misafirperver olduğu için... Misafirin önünden tabak mı alınır? Bu nerede görülmüş? Kendisi de asla böyle şeyler yapmayacağım diyordu. Evet. Gerçekten çok misafirperver misin? Gayet misafirperverim. Çok teşekkür ediyorum. Yiyeceğim çok sağ olun. Yedim dedim, löp, ben löp, de löp, aldım löp, tabakları. Götürüyordum. Bir de ayrı tabak yaptım. Benim tabağımı da kimse almasın diye. Evet. Tabağını aldın götürdün sakladın. Şimdi önümdeki tabağı alıyorsun. Bence sen yorum kaldıramıyorsun. Yo gayet kaldıramayacağın şey keşke. Yiyeceğimi yedin yedim dedin. Ben de tabağını aldım. Bence bana göre çok büyük bir saygısızlık. Bence şu an gayet misafirperverlik yaptım sana. Çünkü yiyeceğimi yedim dedin ve ben senin önünü boşalttım. Çok saygısız bir tavır Yo. Sergiledim bence. Yo. Yine de tabağımı keşke bence önümden almasaydın. Ben senin önünü boşalttım. Yine de keşke. Yiyeceğimi yedim dedin yine bana. Yine de keşke tabağımı önümden almasaydın. Şimdi yemem. Belki daha sonrasında yerdim. Arkadaşlar. Bence bu çok büyük bir saygısızlık. Allah'ım. Islandım. Allah'ım yaptığın ben çok gerçekten. Büyük bir saygısızlık. Lütfen tamam kenetlenelim artık lütfen. Dünkü gördüğümüz saygısızlıklardan bence sonra bence. Bence de yeter. Evet hanımlar yeter. Erkilerim kavga ederken ben. Yemeğe devam ki. Suyunuzu gerçekten. Da içiyorum ama helal edin olur mu? Ha, tabii ki. Gözünüz ne demek? Kaldı zaten. Helal olsun. Onu da yediklerimde. Onu da verin isterseniz. Yok ama eğer bittiyse... Maşallah, maşallah gelinlerimize gerçek. Elinizde kaldı, tabağı da götürün istedim. Şimdi sen tabağımı lütfen alın, ben yiyeceğimi yedim dedim. Evet. Doğru mu? Diye bir tabir kullandın mı? Hı-hı. Ben yiyeceğimi tabii yedim doğru. zaten dedim. Hadi, o zaman tabağımı alın dedim, dedim, demedim. Demedim mi? Hayır, şöyle... Tabağımı alıp gidebilirsin dedim. Bir tadına bakın bakalım. Ben baktım, her şey çok güzel. Ben yiyeceğimi yedim arkadaşlar. O zaman senin tabakları alalım. Buyur canım. Ver canım. Tamam, ben de önünü boşalttım. Hayır öyle bir şey öyle söylemedim şey arkadaşlar. Ne dedi? Ben yiyeceğimi yedim dedi. Ben yiyeceğimi yiyeceğim dedi. O zaman alayım tabağını dedi. Alabilirsiniz dedi. Ben de aldım yani yiyeceğini yediği için ben de önünden tabakları aldım. Ben bunu esprisiyle yiyeceğimi yedim diye söylemiştim ben zaten. Ben espri olduğunu nereden bilebilirim? Ama neyse ben kalkmak istiyorum müsaade ederseniz Aslı Hanım. Tamam hayatım haklısın sen de. Bu hiç hoş olmadı gerçekten. Bu güzel olmadı. Yani yiyeceğimi yedim dedi ve yemeği bittiği için ben de aldım. Birbirinizi yanlış anladınız. İster ye ister yeme kötü yorum yapmak için bu masaya oturdun. Kendine küçücük bir şey buldun. Oradan da yürüdün zaten. Sen bilirsin. Kesinlikle yanlış anlaşılmaydı. Sen büyüttün.
Bence arkadaş benim misafirliğimi sorgulayacağına, ilk önce masada insanlara nasıl davranması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini ve ne yapması gerekip ne yapması gerekmediğini bilmesi gerekiyor ve sinirden şu anda gerçekten konuşamıyorum. Çok büyük saygısızlık yaptı. Sonuçta masada şaka da yapılıyor, konuşuluyor da ne olursa olsun bence bu bir yarışma veya yarışma dışında bir insanın önünden yemek tabağı alınmaz. Hatta istemiyorsa bile yemesi için ısrar edilir ki ben onlar geldiği zaman elimden geldiğince yediniz mi içtiniz mi ne yaptınız diye etraflarında döndüm. Önemli olan onun ev sahibi olarak bunları yapmasıydı yani ve ben şu an elim ayağım titriyor konuşamıyorum yaptığı çok büyük saygısızlık. Bence kendisi hiçbir şekilde bir daha misafir ağırlamasın bu şekilde. Kesinlikle aklımdaki puan bir tık daha farklıydı ama bu saatten sonra yani benim için puanı baya baya düştü. Yaptığı benim için çok büyük bir terbiyesizlik. Hiçbir açıklaması da yok. Yok yemeyecektim dedim, şöyle dedim, böyle dedin, yok yani. Resmen masadan kovar gibi yani git diyemedi. Git diyemedi ama o tabağı alarak zaten benim gitmeme sebep oldu. Bu kadar ya söyleyeceklerim. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, konuşamıyorum da elim ayağım titriyor zaten. Ben en çok ev sahibi olarak peşinden gelmemesine şaşırdım. Gelmedi çünkü neden gelsin? Zaten istediği bu. Bence benim varlığımdan rahatsız oluyor. Benim söyleyebileceklerimden rahatsız oluyor. Zaten farkındaysanız ben konuşurken de konuşmama müsaade etmiyor çünkü söyleyeceklerimden korkuyor. Sence Elif neden böyle davrandı? Bence benim her şeyimi kıskandı. Benim varlığımı bile bence kıskanıyor. Zaten onu ilk gördüğüm zaman da enerjime uyuşmadı. İtici geliyor bana, bilmiyorum ya. Sinirlendim, çıktım gittim çünkü daha fazla o masada asla duramazdım yani. Evet, herkesin ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Biraz tatsız olduk ama neyse, Cansu'muz geldi. İnşallah halledersiniz, sıkıntı şöyle, kalmasın Aslanım, aranızda. Ben hiç masamda böyle bir şey yaşansın istemezdim çünkü orada da bir yanlış anlaşılma oldu. Onun da esprili yaptığını düşündüm o durumu ve gerçekten hani yemeğinin bittiğini düşündüm. Aldım, o da yemeğin kalktı, ben kalkmasını... düşünemezsiniz çünkü ben yemeğe zaten yeni başlamıştık. Böyle bir düşünceniz olamaz. Daha fazla devam etmek istemiyorum sen, deyince ben de aldım sen, tabaklarını. Bence sen şu an hatanı örtbas etmeye çalışıyorsun. Yok hata, ben bütün kesinlikle gün boyunca... Kesinlikle kabul edilebilir bir yanı yok. Beni misafirperverliğimden vurdun. Evet. Puan verirken de buna dikkat ettin bendeyken. Fakat sen çok çok daha fazlasını yaptın bence. Tek bir kelimenle söyle, sadece yani. Sadece ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Çünkü gün boyu üslup var, üslup var. Ben bugün hiç kimseye çok yükselmemeye çalıştım ev sahibi olduğum için. Orada da bir yanlış anlaşılma oldu. Ben yanlış anlaşılmış olabilirim veya o yanlış anlamıştır. Eğer yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim. Ama dediğim gibi ben bütün gün üslubumu korumaya çalıştım zaten. Bu şekilde. Teşekkür ederim özür dilediği için. Fakat şöyle söyleyeyim. Üslup var, üslup var diyorsunuz. Yani evet. Size ben bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum kendi evimde. Kendimi savundum. Dış ses, siparişim geldi herhalde. Rica etsem getirir misiniz? Tabii ki getiririm. Sipariş. Sipariş. Ne siparişi acaba? Açıkçası Aslı Hanım, yani o kadar ben onlar için zahmet ettim ve sofra kurdum. Bence bu da benim için bana bir saygısızlık. Dışarıdan tabağı evime önümden sipariş çekmeseydin eğer ben de yerdim. Sonuçta tabağı... biz orada... Yani ne kadar ben desem, yemiyorum bile desem, senin geldi demen galiba, gerekiyor ki. Bir şey geldi. Dayanamadı kız açlığa. Teşekkür ederim dışsız. Rica ederim, afiyet olsun. Ay bunlar, keşke bunlar olmasa yani. Evet, keşke. Bence... Evet. Saygısızlık olarak görmüyorum ben bunu. Çünkü önümden tabağımı aldın. Çünkü ben sen ne kadar söyledin. Yemiyorum desem de yemeğe yeni başlamıştık ve ben içli köfteden bir lokma almıştım. Israr edebilirdin. Yediye. Ben evime gelen misafirlerime kesinlikle kaba davranmam ama Cansu çok abartıyor. Dün de aynı şekilde, bugün de zaten aynı karakterde devam ediyor. Ya masada eğer yanlış o kadar anladığım çok zaman sonrasında ki, değil de ve sonrasında öncesinde ben keşke yani yemek istemiyorum. Dışarı çıktım da keşke gelseydin. Geldim zaten. Molaya girdiğimizde yanıma geliyorsun, kenara çekiyorsun konuşmak yok, istiyorsun. Yok kenara çekiyorsun değil, seni mutfakta gördüm, yanına hayır, geldim. Kapıyı gerçekten ciddi yanıma miydin gelip, dedim. Yanıma gelip kapıyı gerçekten kapattım ciddi ve konuşmak mi olduğunu istemedim. Sordum kesinlikle. Çünkü bunun ciddi olabileceğini gerçekten tahmin etmedim Aslanım, yani. Aslanım ben daha fazla bir dakika, konuşmak tamam, istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim bence bakın. De. Bu tarz şeyler bize yakışmaz. Biz Türk gelinleriyiz, bize yakışmaz. Bizde ısrar diye bir şey vardır hatta. Evet. Çinliler, Japonlar mesela
hiç hoşlanmaz yemekte ısrar edilmekten. Asla hoşlanmazlar ama bizde Türk halkında ne vardır? Allah aşkına kapıdan ye. Kapıdan çevirip yediririz. Lütfen ye. Evet. Ay lütfen ye. Yok yemedin, az yedin. Hatta bizim gelinler elleriyle böyle ağızlarını besliyorlar zaman zaman gelinlerin. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii sen de belki boş bulundun. Sen de belki hani o anda bir gaflet içine düştün, gerildin. Güzel mi? Afiyet olsun. Bana bak, biri yer biri bakar kıyamet ondan kızlar, kopar bari. Kızlar siz de buyurun patatesten alın. Teşekkür ederim. Ben bundan alabilirim. Yalnız patatesten alın diyor, hamburgerden alın demiyor. Dikkatinizi çekerim. Bir afiyet olsun. Sofradaki her şey bitmiş gelmiş bana diyor ki şey özür dilerim. Dur yani, şöyle yap mikrofonuna çarpıyor. Yo ben hemen kameralar kapanır kapanmaz yanına geldim. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Her şey işte. Hiçbir şeye dokunulmamıştı çok henüz. Çok güzelmiş bu arada. İyi afiyet olsun hayatım. Aslında bardak uzayacakmış da yarıda kalmış gibi değil mi? Ne? Bardak uzayacakmış da yarıda kalmış gibi. Sen önümden yemeğimi aldın ama bak ben sana vereyim buyur. Yer misin? Teşekkür ediyorum. Yerim. Bak ikramını geri çevirmedi. Tabii ki geri çevirmem. Evet. En azından dostluğu bildirmiyoruz. Barıştınız mı şimdi Allah rızası için? Şimdi bir barışın, ben bir rahatlayayım. Vallahi yeter. Benim için problem ya yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben deminden beri gözüm buna takılıyor ya. Gül böreği. Vallahi deminden beri buna takılıyor. Bunu nasıl yapıyorsun? Hani böyle eğiyorsun başını böyle yapıyorsun. Evet böyle. Hatta yaptım arkadaşımla. Sonra doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun. Evet. Böyle ortada birleştirip doluyorum. Sonra sarıyorum. Ay bunun videosunu çeksene. Çok güzel. Olur. Zaten arkadaşımla yaptım. Heh. Çağla'ya da. Bunun bize bir videosunu çek de bunu yarın görelim. Olur mu? Olur. Valla çok isterim. Çok değil. Gözüm oraya takılıyor. Gül böreği gibi olmuş değil mi? Ama güzel. Şimdi hayatım. Eşinin adı ne? Lokman. Lokman Bey'le nerede tanıştın, nasıl tanıştın ve nasıl bir evlenme teklifi aldın? Sosyal medyada tanıştık. Ortak bir arkadaşımız olduğu için böyle birbirimizi kesişmişiz. Bana evlenme teklifini okulda ben Romeo and Juliet sunumu yapıyordum. Ne kadar görüştünüz? Tam ikinci yıl o gün evlendik. İki yıl sonra o gün tanıştığımız gün evlendiniz. Evet. O şekilde oldu. Yani. Nerede? Tamam. Romeo and Juliet dedin. Romeo Juliet sunumu yapıyordum ben. Evet. Tam onun sunumunu yaptım. Öğretmenim geldi beni değerlendirmek için hocam. O tam değerlendirirken beni bitti. Hani hiç beğenmedim. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Beni tam yererken o sırada kapıyı açtı, girdi. Benimle evlenir misin? O şekilde okulda yani. Hocayla demek ki anlaşmışlar. Sonra beni de hocadan dersten aldı. Biz başka bir yere gittik. Böyle kutlama yemeği gibi bir şeyler yedik. Evet, o şekilde ve bu oldu. O fotoğraf galiba. Evet. Burada bir hayli şaşırmışsın ama. Evet. Sonra da yemek falan yedik bir yerde gidip. Aha, çok o güzel. O şekilde oldu. Peki evlenme teklifinden ne kadar süre sonra istemeye geldiler? Tam 1,5 sene sonra. Oo bayağı. Yüzden 6 ay önce. Evet. Bu nedir? Bunlar söz. Fotoğraflar. Evet. Söz, nişan hepsi farklı yerlerde oldu. Söz de evde. İsteme bu yani. İsteme ve söz bir arada oldu. Evet. Nişan da dışarıda oldu. Aha. Bunlar. Kıyafetin fiyatı nedir? Kıyafetimi 4,5 sene önce 600 TL'ye almıştım. Hı-hı. Sen mi aldın yoksa? Ben karşı taraf aldı. Eşi. Ben seçtim, evet. Evet. Sen de eşinin peki kıyafetini aldın? Evet, nişanda da aynı şekilde. Onun nişanda oluyor diye biliyorum ben. Ay bir şey söyleyeceğim, ballı kahve mi yaptın? Nasıl gülmek? Tuzlu mu yaptın? Tuzlu yaptım. Lokman epeyce şöyle, bir gülmüş. Şöyle bir şey Lokman oldu. Lokman Ekim gülmüş. Kahveye ben de tuz koydum, başkaları da koymuş. O da koymuş, o da hiç kimse bir haber yok. Eşimin burnu kanadı hep. Ay kanadı mı? Gözleri şişti böyle. Yani ne yaptınız, çocuğu zehirlediniz? Ben aslında alacaktım neredeyse. Aslında ölenler var biliyor musun? Ay Allah korusun, hastanelik olanlar var biliyorum. Bir kişi de hayatını kaybetmiş. Nişanlınızın fiyatı? Nişanlımı da diktirdim. 2000 TL. Diktirdin. Annen dikmedi yani. 2000 TL'ye mi diktirdiniz? 2000 TL. 2000 TL'ymiş. Evet. Nasıl patates güzel mi? Çok güzel aslanım yer misin? Yedin zaten. Bu tamam. Da benim nişan mekanım. Nişan mekanın. Evet. Nerede yaptınız? Bayrampaşa'da bir yerde yaptık. Aha. Kapalı bir alan. Evet güzelmiş ama bayağı içerisi böyle şık. Nişanı kız tarafı yapıyor değil mi? Evet biz ne yaptık. Ne kadar harcadınız bu nişana? Bu yemekli bir nişandı. Biz bu nişana 15 bin TL. Kaç kişi vardı? 350 kişi falandık. Nasıl sizce hanımlar fiyat? Yani normal. Yemekli olmasına. Yemekli. Yemekli evet. Olduğu için. Ne normal. Kadar dediniz? Çok özür dilerim tekrar. 15 bin dedi. Kaç sene önceydi? 3 sene. 4 sene önce. Evet 4. Bayağı size her şey pahalıya mal olmuş. Ben sonradan ama yemekli rağmen, olduğu için. Benimki daha seninki yemekli miydi geldi. Nişanın? Yok nişan değil de düğünle zaten hemen hemen aynı oluyor her şeyi. Fiyatlar da aynı oluyor.
Düğünümde de işte su böreği falan vardı. Ne var sizde bilmiyorum et, ama. Pilav, yine de bence yüksek börek, yani. 4 tatlı, sene öncesine göre pasta. Bence yüksek. Yemek olunca yüksek oluyor ama. Nişanda. Şöyle, ben de salonlu 15 bin lira verdim ama içerisinde hani aparatif şeyler vardı. Salon, organizasyonu vardı. Her şey vardı yani. Bunun da var evet. Salon çok böyle büyük bir salon gibi durmuyor ama yemekler dolayısıyla bence. Evet, yani yemeklerden çünkü dolayı fiyatlar artıyor. Et, yaklaşık 3 sene önce yaptırmış. Ben daha yeni yaptırdım. Hani en fazla 15 bin. Sene. Evet. Ve bu kına elbisen galiba. Evet. Kına gecen nerede oldu? O da bir otelde oldu. Burası da aynı şekilde. Oo bayağı döktürmüşsün. Oynamayı da çok severim. Güzelmiş ama. Kınanda kaç elbise giydin? Organizasyonu tuttun mu yani? Hepsi içine dahildi. 3 tane giydim. Biri zaten bindallıydı. 2 tane de abiye. Zaten kiralık mıydı diyor? Kiralıktı. Hepsi kiralık. Bindallıyı 1000 TL'ye kiraladım. 2 abiyem birden de 3000 TL'ye kiraladım. İkisini birden. Biri de diğeri de bu. Ne renk bu? Ay bu çok gri. Güzelmiş. Bunun fotoğrafı da var. Onu da zaten birazdan hoş. Belki çok görürsünüz. Çok güzelmiş gerçekten. Sanırım bunu after party'de giydin. Yo after... Çıkışta mı? İlk çıkışta mı giydin? En son evet. After party oluyor. Bunun fotoğrafı da var zaten. Bu çıkışı. İlk girdiğim kırmızıydı, sonuncusu da gri. Hepsinin farklı renk olmasını istedim. Bu da sonuncusu zaten. Evet, bunu çok sevdik galiba hepimiz evet. Değil mi? After party kıyafet. Hemen hemen hepsi güzeldi zaten aslanım. Evet, evet gerçekten İnsanın öyle. İnsanın en güzel günü olduğu için. Evet, ertesi günde düğün oldu galiba. Bir hafta sonra da düğün oldu. Hı-hı. Ben çalıştığım için hafta sonlarını tercih ettim. Kaç kişilik bir düğündü? Benim düğünüm, nikahı yaptık, çıktık. 350 kişiye yakın böyle mahzen gibi bir yerde DJ'li bir düğün yaptık. Biraz böyle hani çılgın bir düğün oldu diyebilirim. Çok klasik bir düğün değildi. Eğlendik. Bunlar da dış çekim fotoğraflarımız. Çok güzel fotoğraflar. 1 Aralık'ta evlendiğim için kış, o gün seçme tercih etme amacımız da o gün tanıştık, o gün olsun istedik. O yüzden kapalı bir alan oldu. Anladığım kadarıyla bütün akrabalarını o akşamki partiye davet etmedin değil mi? Yani gençler evet, mi? Yani üçüncü dereceleri çağırmadım. Darılan evet. Olmadı sanırım peki. Zaten ücretli ya. Oluyor onların da girişi. Evet, evet. Biliyorum. Takı töreni falan olmadı mı? Hepsi nikahta oldu. O işi bitirdik. Biz böyle 350 kişilik bir ekiple oraya geçtik. Evet. Ne kadar takı takıldı merak ettim açıkçası. Altınları falan göremedim. Evet, şöyle ne kadar takı takıldı? Galiba 8 tane bilezik takıldı. Paraları hiç bilmiyorum. Çeyrekte bir 30 tane falan vardı hemen hemen. Hı hı. O şekilde ama TL olarak bilmiyorum. Bunlar açıkçası. Trabzon bunu... değil mi? Evet. Bunlar düğünde mi takıldı? Evet. Kaynanan. Eşim de zaten Trabzonlu. Kaynanan mı yaptı peki? Evet. Hı-hı. Küpeleri falan da güzel. Evet. Beğendin mi Çağla? Altın görünce ben. Peki, balayına nereye gittiniz? Balayına da yurt dışına çıktık biz. Milano, Roma, Venedik, Floransa, Napoli falan. Böyle gezdik gezdiniz. Yani. Gezdiniz, ne evet. Kadar güzel. Kaça mal ettiniz değil mi? Soralım. Kaça mal ettik? Tam olarak 24 bin TL tutmuştu o zaman. Tura mı katıldınız yoksa kendiniz mi gittiniz? Tura katıldık. Turda sonrasında ekstra bütün turları da aldık. Orada yediğimiz, içtiğimiz her şey dahil o kadar ödeyip geldik. Otobüse mi gittiniz? Havamı da attım dedi şu an. Öyle mi dedi? Ama evet, orada yani şehir içinde otobüste geziliyor. Evet, var diye biliyorum. Uçakla gittik şehir aralarında. Evet, evet kaç gündü? Toplamda 10 gün. Evet. Şu an ben zaten yurt dışında tatil daha uygun olduğu için. Öyle evet, mi? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yapma ya. Evet. Aynen. Aslan. Ben daha balayına gidemedim ama ben de büyük olası yurt dışına gideceğim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Gönlünüzden geçen sizi bulsun hanımlar. İnşallah. Biz ilişki testimizi yapalım mı? Hadi çok iyi. Hadi ara bakalım Lokman'ı. Bakalım bugün altını verebilecek miyiz? Siz çok kolay aldınız. Evet. Ama çok yakın sorular sordunuz. Yaşadığımız olaylara yakın sorular. Bu da nasip işte evet. Hayat. Bu da nasip. Dur, şurana bulaşmış hamburger. Alo, veriyorum Lokman. Ay aradı mı Lokman'ı? Biz niye Lokman'ın sesini evet. Duymadık? Nasıl açtı, nasıl etti? Heyecanlar. Bak kaçırdık. Lokman! Lokman! Lokman iptal. Efendim? Merhabalar, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Müsait misin? Müsaitim. Şimdi sessize alıyorum seni. İlk önce eşine, ardından da soruyu sana soracağım. Tamamdır. İlk sorum geliyor. Senin bir fobin var mı? Evet, var. Eşim bunu bilir herhalde. Bilir. Sorumuz bu olacak. Deprem en büyük fobim. Bir de kelebeklerden korkarım. Öyle yani. Deprem yani ama. Deprem ve kelebekler evet. Diyelim. İkisi bakalım mi? Ne diyecek. Evet. Lokman. Evet. Elif'in bir fobisi var mı? Yani var. Nedir?
Kelebek. Bildim. Bravo. Bravo. Kelebekten niye korkuyorsun? Ya şöyle, o bana doğru geliyor ya. Benden doğru kaçmıyor gibi hissediyorum. Kediye kış dersin gider ya, o gitmiyor. Kediye kış denmez, pis denir ya. Hani mesela. Bana kış gitmiyor ya. Bilmiyorum, böyle ondan bir kullanıyorum. İlk defa hayatımda kelebekten korkan birini gördüm. Evet, ben de kendimi bir tek böyle biliyorum. Ya. Değişik, enteresan gerçekten. Neler göreceğiz daha hayatta bakalım. Bakalım. Dur, ben izninizle ikinci soruya geçiyorum hanımlar. Eşinin sana aldığı en özel hediye ne? Bence doğum hediyem. Bir telefon, bir de yüzük almıştı. Yani doğum hediyem. Doğum hediyesi. Evet. Peki, soralım bakalım. Lokman. Evet. Elif'e aldığın en özel hediye nedir? Vay, hiç bunu düşünmemiştik. Bir düşün hemen. Böyle en özel, en anlamlı. Buldum, buldum, buldum. Vera doğduğunda ona bir yüzük almıştım. Evet. Bence en özel olmuş. Bravo. Bence büyük alkış ya. Bence bu kadar az mı? Aslında yüzüğü merak ettim ben. Yüzüğü merak ettim. Hangisi? Bunu yaptırdı. Göster kameramıza yüzüğü. Şöyle şu alttaki yaptırmıştı. Ah canım. İçinde de Vera yazıyor. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Gelinimiz çok mutlu. Aslanım. Efendim. Bu hediye en özel mi yoksa en pahalı mı? Pahalı. Yani en pahalı da olabilir. Pahalı. Yani en pahalı diye sorsaydım ne gelirdi? Yine bunu derdi. Ay merak ettim. Pırlanta taşları. Soruyorum. Mutlu. Eşinin sana aldığı en pahalı hediye nedir? Yani bu gene. Dur bir sorayım. Aslanım, fiyatını da sorayım. Dur dur. Fiyatını, fiyatını da sorayım. Fiyatını ben bilmiyorum ama o bilir. Lokman. Evet. Peki Elif'e aldığın en pahalı hediye ne? Aslında o yüzük gerçekten çok pahalıydı. Wow. Evet. O yani bence. Bakayım. Çünkü bir daha bir bakayım, ver bakayım. 4 ayda sadece pırlantalarına çalışmıştım. Aa canım, 4 ay yazık ya. Sadece kocaman. Pırlant altında da bir ay çalışsa. Ne merak etti. Merak etti bak. Gelinler merak etti. Yalnız o pırlantaları onların en berraklar. Onların evet, en anladık. En kaliteli seçmiş. Senin seçtiğin evet, pırlanta en kaliteli, tamam mı? En beyazı. Hı. Fiyatını merak ediyor kızlar. Evet. Yani aslında bakarsanız ben de unuttum ama yani sadece çalıştığım zamanı hatırlıyorum yani şey olarak. Zahmetli kısmını hatırlıyorum. Çünkü onu parça parça hep yaptırdım onu hep. Ay canım, verdiği emeği görüyor musunuz? Helal olsun damat. Helal olsun, devam ediyorum. Çalışmaya başladın ve çocuğuna birinin bakması gerekiyor. Bu kim olurdu? A. Kayınvalidem ve annem. C. Bakıcı tutarım. Annem. Kaynanayı direkt yedirdi yalnız. Öyle mi? Evet evet. Hadi soralım bakalım. Şimdi Lokman, Elif çalışmaya başladı. Çocuğunuz Vera'ya birinin bakması gerekiyor. Elif kimden yardım isterdi? Kayınvalidesinden mi? Annesinden mi? Yoksa bakıcı tutmanı mı isterdi? Yani... Annesi mi? Kayınvalide mi? Yani senin annen mi? Benim annem değil. Kendi annesi mi? Bakıcı mı? Şimdi kendi annesi de çok uzak olduğu için gidip gelmesi zordur. O yüzden evimize birinin gelmesini ister bence. Ya annem dedi. Yani tercih vallahi ederdin diyor. Hangisi kolay olur demiyor ki Lokman. Kayınvalideniz yakın mı bu arada buraya? Evet. Neden o değil peki? Kayınvalideniz yakınsa. Ya o zaten biz, yani ben doğum yapmadan önce söylemişti hani bana güvenip yapmayın dedi. Ve ona eledik. Evet. diyor. Peki devam ediyoruz Lokmancığım. Kavga ettiğinizde ilk kim özür diler? Ben. Aa, Lokmanmış gibi geldi ama sen. Evet. Peki. Şimdi Lokman, kavga ettiğinizde ilk kim özür diler? Yani ben dilerim. Bak. Lokman biz seninle böyle mi konuşmuştuk ben ama ya? Onu çalıştılar halde onu. Devam ediyorum. Kayınvaliden kahvesini nasıl içer? Sade. Lokman, annen kahveyi nasıl içer? Türk kahvesini. O sade içer. Evet, bravo. Eşinin en sevmediğin huyu ne? Çok yemek yiyor. Aa, nefret ediyorum çok bundan. Çok kilolu da gözükmüyor. Yo yani boyuna göre tabii. Boydan dolayı gözüküyor. Tabii sen yemiyorsun belli, baksanıza. Yemiyor, 32 beden. Soracağım. Şimdi Lokman, Elif'in sende en sevmediği huy ne? Yemek yemem yani. Vallahi bravo. Gitti. Aslanım. Efendim canım. Spor yapmaktan?
Eşine yemek yapmayı unutmuş. İstemez tabii. Burada bile laf soktu. Şimdi devam ediyorum. Eşin evlilik yıldönümümüzü unutsa tepkin ne olur? A. Ben hatırlatırım, sorun yok. B. Onu mahvederim. Mahvederim. C. Çok üzülür ağlarım. Mahvederim. Öyle mi? Evet. Vay be. Şimdi Lokman, sen evlilik yıldönümünüzü unutursan eğer Elif'in tepkisi ne olur? A. Ben hatırlatırım, sorun yok mu der. Acaba bana öyle mi demiştir? Yoksa onu mahvederim mi demiştir? Yoksa çok üzülürüm, ağlarım mı demiştir Elif? Bence son dediğiniz C şıkkı oluyor o zaman. Bence mahvederim. Aslı Hanım, ben D şıkkı ekleyebilir miyim? Çok sinirlenirim, dünyanın en pahalı hediyesini aldırırım der bence. Hayır, öyle demem, mahvederim onu. Kaç doğru, kaç yanlış oldu? Maalesef 3 yanlışları var. 3 yanlış var. Hani bir yanlış olsaydı ben rica ederdim gelinlerimiz sana bir soru sorardı ama 3 yanlış olunca ne yazık ki. Üç nasıl oldu ya? Üç nasıl oldu? Valla ben de anlamadım. Biz nereden üçe geldik? Üç yanlış. Üç yanlış. Tebrikler. Altını kapamadın ama ben kapacağım. Ben kapacağım. Ben eşini veriyorum Lokman. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Siz aranızda halledin bu yanlışları. İyi tebrikler. Bak. Akşam konuşuruz canım. Hadi güle güle. Dur, yüzü de kapatma bari. Aa. Hadi bay bay. Ay nasıl sinirlendi. Yani gerçekten ya inanamıyorum. Nasıl yani üzülür ve ağlar dedi ve ben şu an bile sinirlendim öyle bir şey olabileceğini hayal ederken. Yaşandı mı böyle bir şey? Yok acaba? Yaşanmadı yani çok sinirlenirim. Nasıl unutabilir yani? Yapılacak tek bir şey kaldı geriye. Gelinler puanlarını kullanıyorlar. Puanlamadayız. Evini zaten hiç beğenmedim, konuşmaya gerek yok. O kadar çeyizim olsun. Mutfağın falan. Teyzin var mıydı? Senin evin bana göre vasat. Evet. Sanki sen bu salona böyle fırlatılmış gibisin. Maddiyatın var, anladık bunu. Gerçekten hem mobilyalarında anladık ama gerçekten zevksizdi. Demode evin, tamam mı hayatım? Lütfen, lütfen. Ben burada sadece para koptuğunu hissediyorum. Gerçekten zaten yüzüğünden tut, koltukları, mobilyası, her şey hep en lüks. Beğenmedim yani, beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. Gerçekten hiç mi bir şey yapmadım, hiç mi beğenmedim? Neyse ki seyircilerimiz görecek hepsini. Az sonra. Elif'cim, her şey için ellerine, kollarına sağlık. Rica ederim. En düşük kaç puan bekliyorsun? Vallahi hakkaniyetle eğer davranırlarsa ben evime çok güveniyorum her türlü. Yani 4 puandan aşağı beklemiyorum. Peki en yüksek puanını sence sana kim verecek? Çağla verebilir diye düşünüyorum. Onun adaletine daha çok güveniyorum yani. O zaman görelim. Çağla'dan başlayalım. Çağla'cığım, önce sebepleri ardından puanını görelim. Tabii Aslı Hanım. Açıkçası aslında evi benim hiç tarzım değil. Öyle mi? Evet, değil. Çünkü ben böyle çok böyle şaşalı evler sevmiyorum. Daha soft, daha sade evler seviyorum. Peki bu şaşalı diye adlandırdığın evdeki uyuma bakacaksın ya hani. Hani sen onu sevmeyebilirsin ama burada uyum var mı yok tabii mu, ona bakacağız ya. Tabii göreceli bir kavramdır zaten yani kesinlikle. Yani hepinizin evleri için bu geçerli. Bir tek aynen. Bu ev için değil. Aynen. Yani mobilyaları konusunda dediğim gibi işte hani bana görsel olarak çok mükemmel gelmese de tabii onun sevdiği tarz, onun beğendiği tarz uyum konusuna uygun bir puan verdim kesinlikle. Ben de kendim hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum. Görelim bence puanımızı. Hı hı. Böyle sihirli bir puan açacağım inşallah. Hadi bakalım. Benim sana puanım 5. Yani bence düşük bir puan kesinlikle. Özellikle de dünkü evle kıyaslayacak olursak, henüz diğerlerini görmedik. Gerçekten yani bence kıyaslanamaz bile. O yüzden çok düşük geldi bana. Lütfen benim evimi kıyaslama kendi evinle. Tabii ki senin evini. Sana göre kendi evin güzeldi. Bana göre vasat. Yani bence zaten bunu seyirciler de görecektir aslında. Bana göre vasat bence. Aslında. Lütfen benim evimle kıyaslamanı istemiyorum. Başka hiç kimsenin evini görmediğim için tabii oluyorum. Ki. Senin evin bana göre vasat. Evet, bunu zaten tamam, görecek nokta. Seyircilerimiz. Çok güzel. Evet, seyircilerimiz zaten bunu nokta. Görecekler. Ama şaşırdım açıkçası. Çünkü gayet özenli bir evim olduğunu düşünüyorum. Gayet şık bir evim olduğunu düşünüyorum.
mutfağımda aynı şekilde salonumda. Nereden kırdığını soralım mı? Aslı Hanım, ben şöyle salonunun fonlarıyla alakalı, işte halısıyla alakalı ve avizesiyle alakalı uyumsuzluklarımı belirttim. Karanlık buldum. Bu yüzden puan kırdım. Bir de gerçekten sofrada yapılan şeye ben çok üzüldüm. Ben biraz böyle şeylere önem veriyorum. Dün de söylemiştim, hani Cansu da mesela sert tepkiler vermişti. Evet bugün... ama mesela dün o kadar sert tepkiye göre, ki ben bugün size hiç yükselmediğimi düşünüyorum. O kadar sert tepkiye göre... Bir puan kırdım ondan. Evet, senden hani de ben bütün kırdım. Gün boyunca size karşı... Çünkü benim evim güzel hayatım. Çünkü benim evim güzeldi demek ki. Benim evim demek ki benim evim güzeldi. Kıyaslama bile bir bence dakika. Lütfen. Kıyaslamıyorum Cansu, tabii bir dakika. Ki. Yani. Sen kendine... Elim ayağım titriyor seneden ya. Rakipsin bana, anladım ama yani. Sürekli kendi eviyle kıyaslıyor. Demek ki onun zevki benim evime daha uygun. Merve, seninle devam etmek istiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten maddiyatın var, anladık bunu. Gerçekten hem mobilyalarında anladık ama gerçekten zevksizsin. Ben otele sana gittiğimde, göre. Evet otele gittiğimde ilk lobi deniyordu herhalde. Lobi koltukları var. Şömineye baktığınızda zaten orada patlıyor. Duvarla uyumu yok. Tablo burayla... Şömine'nin duvarla uyumuyor. Evet, tamamlamıyor. Bizim evde de, kendi evimde değil, annemden evde de var ama gerçekten uyumlu. Tablo buraya zaten hiç uymamış. Dün dedin ki benim her odamda farklı bir şey göreceksin. Orada gri gördüm, orada gri gördüm, burada gri gördüm. Ekstra burada bir şey... Burada gri nerede gördün? Bu oda oturduğum farklı. Oturduğum koltuk tarz hangi renk? Aynı mı yani odalarım? Oturduğun koltuk hangi renk? Gri değil. Yatak ben odası buradan... füme ya da en azından. Ya grinin bana... tonları. Grinin tonları son bana yatak odası aynı. Salon aynı mı renk formatında mı? Bana aynı mı geliyor. Sence? Aynı mı? Evet, bana aynı geliyor. Ben girdiğim her yerde gri gördüm. Sadece gülüyorum. Cansu'nun evinde gerçekten emek vardı. Hani tabii bu emek maddiyat da gerektiriyor ama... Kız bir şeyler için uğraşmış, kombin yapmış ama ben burada sadece... Hepiniz uğraşıyorsunuz yani bir şeyler. Yani ben uğraşmadım. Yok, şu an öyle bir cümle ben burada, yani. Ben Cansu'nun evinde de emek vardı, burada yok. Hissediyorum. Gerçekten zaten yüzüğünden tut, koltukları, mobilyası, her şey hep en lüks, en güzeli. Bir de bu benim sorun, bu benim yani bana öyle keşke bir soru geldi. Keşke görgüsüz olmasaydın. Öyle değil mi? Siz bana soru sordunuz. Ben sonradan de en değerli hediyeyi söyledim. Yani sanki ben kalkıp da burada benim yüzüğüm şöyle diye bir cümleye atıldım gibi konuşuyorsunuz. Evet. Yani çok saçma şu an. Kendisi bununla övünmedi. Asla övünmedi. Fiyatlar sorulunca söylenilen şeyler bunlar. Yani, böyle şeylere gerek bunu yok. Bunu da asla kabul lütfen etmiyorum. Lütfen puanlı görelim hayatım. Tamam. Puanlı görelim. Benim sana puanım. Sadece gülüyorum Aslı Hanım. Çok komik bence. Kesinlikle çok komik yani. Göreceğiz onun evini. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kadar çeyizim olsun mutfağım. Çeyizin salonu. Var mıydı? Yok muydu? Yani bence vardı. Çocuğunun gayet eşyalarını vardı. Koyduğun çocuğunun için doldu. Çocuğunun eşyaları evet. Değil. Orada 3 tane yelek vardı. Tabii ki çocuğuma giydirdim. Evet, sonuçta ben 3,5 yıldır evliyim. Nişanlıyken hazırladığın hediyeyi koyduğun için. Evet, evet gayet o da benim için çok değerli bir parça olduğu için. Onu sadece bir tane şey yaptım. Onu da koydum içine. Çeyizim kesinlikle vardı. Bunu asla kabul etmiyorum. Ayrıca yani çok komik. Sadece gülüyorum şu anda. Ben adaletli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu... Odayı, koskocaman odayı küçültmüş. Dün küçücük odayı Cansu arkadaşımız büyütmüştü. Ben o evde yaşardım ama bu evde kesinlikle yaşayamam. Evet, seninle devam edelim Meltemciğim. Önce sebeplerini duyalım, ardından puanını görelim canım. Evet Aslı Hanım, biraz fazla yükseldik. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşımız belki aralarda bir şeyler konuşmuş olabilir ama ben konuşmalarıyla kendi tarzını kesinlikle bağdaştırmıyorum. Bir de şöyle bir şey var, yani kötü anlamda söylemiyorum, sakın beni yanlış anlama. Sanki sen bu salona böyle fırlatılmış gibisin. Ben çünkü sende onu göremiyorum, sen bu değilsin, sen eşortmanlarını giyen, böyle koluna sırt çantanı alan. Ama her iki yönümü de gördünüz, böyle bir yönüm de olduğunu biliyorsunuz. Tabii yani. Ki de, doğrudur. Zaten herkesin diğer evi, odam da o şekilde. Herkesin evi kendine çok özeldir, çok güzeldir, ben onu her zaman savunuyorum ama...
Ben seni burada göremedim ya. Yatak odanda da göremedim. Yani bence kılığımla burada görebilirsin beni gayet. Yani şu an tabii ki mecburiyetten hepimiz çıkmıyoruz. Ama bu kıyafeti ben önceden almıştım ve kullandım. Benim böyle bir yönüm de var tabii ki. Ama ben sende onu göremedim. Gerçekten böyle eşortmanları giyen, sırt çantası takan, tıkır tıkır çocuğu yani da yani nasıl hayal ediyordun? Ben spor hayal ediyorum. Tabii ki şık. Ama ben iki gündür söylüyorum zaten şık ve şıkır şıkır bir insan olduğumu. İki gündür söylüyorum. Ama ben mesela dün de biz iki gündür görüşüyoruz aslanım. İlla ki aralarda da konuşuyoruz. Ben onu yani böyle şıkır şıkır. Dün zaten de şıkır şıkırdım. Payet bir eteğim vardı ve sürekli de bunu vurguluyorum. Ben şık şeyleri severim. Ben şıkır şıkırımdır, süslü yani. Şu an ben çok saçma. Sporcu olmandan kaynaklı olarak hayır, bu yorum yapmak çok saçma. Hayır, sporcu olmandan kaynaklı sana yorum yapmıyorum. Sürekli bir spor muhabbeti dönüyordu oradan. Yani ben seni gözümde öyle canlandırıyorum. Yani buranın senin hayal ettiğin. Evet, buranın kadını değil. Öyle bir Elif. Mutfağının kadını olabilir Aslı Hanım. Hmm. Masasıyla, o kenara koyduğu raflarıyla, grileriyle. Yani biraz daha spor orası. Oranın kadını olabilir ama yatak odasını ve buranı değil. Sanki böyle bir kalıba sokmuşlar Elif Hanım'ı. Onu anladık. Peki uyum yok mu? Uyum yani şöyle bana çok karışık geldi iki gündür. Anladım. Evler bana çok karışık geliyor nedense çünkü... İki gündür. Çok girmek istemiyorum düne. Hemen bence konuyu da kapatacağım. Hiç. Ondan sonra gold, siyah, çünkü gri, mermer desen. Dünkü evin ayrı ve hoş bir havası var. Bugünkü evin tabii kendine özgü çok ayrı hoş ayrı bir havası var. İkisi de ayrı ayrı arkadaşımın güzel evler. Arkadaşımızın evinde de onu gördük. İki gündür yani emek verilen evler görüyoruz. Yani çok ayrı bu ayrı öyle göreceğimizi umut ediyorum. Bütün ben çok sade bir ev bekliyorum yani yoksa kork benden gerçekten çok ben sade bir... Ben kimseden korkmam canım şu an senin hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. İkisi de karışık dedin ya karışık olan bir şey ben olsun. Ben de böyle konuşmaya çok meraklı bir arkadaşım. Evet Aslı Hanım, puanı görelim. Puanını görelim. Tabii ki Aslı Hanım. Benim sana puanım 10. Yani ben dediğim gibi düşük buldum. Hele ki kıyasladığım evlere bakarsak hiç yani gerçekten aynı puanı almak hiç hoş değil yani. Hiç beğenmedim. Ay bir suratı düştü puanları görünce. Bir şok, bir şok. Ne bekliyorsa. Cansu'cum önce sebeplerini duyalım ardından puanını görelim canım. Tamam. Bir kere en başta benim için önemli olan şey misafirperverim, misafirperverim ne olursa olsun asla çizgimden çıkmam dedi. Evet çıkmadım. Ama çok sağlam bir şekilde çizgimden çıktım. Kesinlikle ve bana çok çıkmadım. Büyük saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle ben yaptım. Evini zaten hiç beğenmedim, konuşmaya gerek yok. Sadece tek beğendiğim şey dolabındı. Dolabın dışında hiçbir şeyini beğenmedim ve çeyizini beğenmeme çok övmüştün. Beğenmeme üzerine gelirsen öyle olur tabii çeyizini ki. Çeyizini çok övmüştün. Övdüğün gibi de bir çeyizin maalesef ki yok. Sana göre ya seninkinden bana bir göre kat böyle. İyi. Zaten izleyenler bana gene göre görecektir. Böyle. Puanlardan anlaşılıyor zaten kiminki iyi, kiminki kötü. Hiç tartışmaya evet. bile gerek kesinlikle yok bunu gerek bence. Yok. Zaten izleyenler de bunun kararını yani. Verecektir. Beğenmedim. Bunun üzerine kesinlikle. Gelmişsen tabii ki beğenmezsin. Bunun üzerine gelmedim. Tam olarak bunun üzerine gelmişsin. Yok ben içeri girer girmez zaten ki dün vallahi set arasında içeri da... girer girmez yüzünün asıklığından belliydi zaten. Siyah, girer girmez yüzünden çok neşeli belliydi. Çok neşeli geldi bu arada gayet de. Bilmiyorum evet, kızlar enerjimi aldılar mı? Düştü. Puanını görelim canım. Puanını görelim. Benim sana puanım. 1. Çabuk. Zaten senden bunu beklerdim. 2 puan. Evet. 2 puan nedir ya? Nedir gerçekten? Hiç mi bir şey yapmadım? Hiç mi beğenmedin? Neyse ki seyircilerimiz görecek hepsini. Asla kabul etmiyorum. Normalde senin hakkın 1 ama ben yine sana yemekten dolayı üzüldüğüm için 2 verdim. Senin hakkın bu. Yani kesinlikle zaten dediğim gibi aynı şekilde. Fazla verdiğini İnanılmaz bile düşündüm düşük. Bence bu senin için ben yeterli. Ben kesinlikle dün sana çok fazla verdiğimi düşünüyorum şu anda. Sen yani, kaç puan vermiştin? Beğenmediğin ben de 3 puan eve, bu kadar vermiştim. Beğenmediğin bir eve bu kadar çok eleştiri yapıyorsun ya neden 3 puan verdin? Kendi gününü oynamak i̇şte ben, için nasıl sen hayır, verdin? Bence şu an tam olarak sen asıl kendi gününü verdin. Oynuyorsun. İstiyorsun ki böyle herkes düşük puanı alsın da sen birinci gün hemen birinci ol. Bence şu an sen kesinlikle kendini oynuyorsun.
belki de rakip gördün bilmiyorum. Yani bayağı alçaltmaya çalışıyorsun şu kendi an. Kendi günümü... Öbür günlerde de göreceğiz seni. Kendi gerçek yüzünü oynasam, çok güzel göstermeye başladın musun? Zaten. Olumsuz eleştiri yaptığında senin o kadar münakaşaya girmezdim. Yok, hiç alakası yok. Ben hiç sen kendi günümü anda oynadığımı kendi düşünmüyorum. Sen ve o yüzden bence şu puan verdin ne dediğini bilmiyorsun beğenmemek için elinden geleni yaptın bugün. Aynı anda nasıl konuşabilmeyi başarıyorsunuz? Ben de buna hayretler içerisinde kalıyorum. Beğenmedim. Kesinlikle konuşuyorsunuz aynı anda. Kimse kimseyi duymuyor. Hayır biz de bir şey anlamıyoruz. Beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar kısa ve net. Tamam, yani gerçekten eleştiriye tamam. Kapalı. Kabul etmiyorum. Toplamda gelinlerden 10 puan aldın. Hı-hı. Şimdi Elif'cim ben senin için puanımı kullanacağım. Elif gelin bizi son derece farklı karşıladı. Açıkçası ben çok şaşırdım ilk girdiğimde. Buz patenleriyle, buz pateni ayakkabılarıyla tabii ki kim görse şaşırdı herhalde. Bir de gözlüklerle karşıladı beni. Evet, bir fark yaratmak istedi. Bence o farkı da yarattı. İlgi de çekti mi? Bence çekti. Fakat gelinlerle arasında biraz gerginlik oluştu. Özellikle Cansu ile olan gerginlik beni çok üzdü. Evine gelecek olursak, salondan bahsedeceğim. Luxury tarzı bir mobilya tercih etmişti. Kendisinin yapmış olduğu tablo benim çok hoşuma gitti. Sanata olan ilgisi, spora olan ilgisi bence takdire şayandı. Ben evindeki uyumu da açıkçası beğendim. Belki biraz fazla koyu tonlar kullanmıştı ama salonun bir ağırlığı var mıydı? Evet, bir ağırlığı vardı. Ellerine, emeklerine sağlık Elif gelincim. Benim puanımı da Cuma günü arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin. Her şey için sana teşekkür ederim. Evet, her şey için sana tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Emeği geçen herkese de teşekkürler ediyorum. Sizlere de teşekkürler ediyorum hanımlar. Yarın neredeyiz Merve? Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'deyiz. Heyecan var mı? Var. Kızardı ya. Zaten Hasan. Şimdiden. Şimdiden heyecanlısın. Yarın bol bol güleceğiz herhalde. Ay bakalım yarın neler olacak. Bizi nasıl yönetmeyi olacak. Öyle bir baktı ki yarın seni saçlı başı olacağım ben. Biz göreceğiz. Neler olacak bilmiyorum. Çok da önemli değil Hasan. Ben gülmeye geldim buraya. Harika. Yarın benim günüm. Sizi çok güzel karşılayacağım. Gelin evi nasılmış göreceksiniz. Peki inşallah yarın hep birlikte güleriz diyelim. İnşallah. Ve yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Ay ne güzelmiş burası böyle. Ay, teşekkür ederim aslanım. Hobi odam burası. Evet. Şöyle bir... getirdim. Yok artık. En çirkin resmini koymuş bir de. Meltem gelin, Cansu geline bakalım 12'den vuracak mı? Haydi. Anca resmime hedef alırsın aşkım. Ay çok özür dilerim. Resmini bile alamamışsın. Bir saniye arkadaşlar. Şunu yapıştır bir de ben deneseydim ya. Ben seni böyle kağıt gibi ezerim. Beni kompleks haline getirdin bence. Arkadaşlar lütfen iletişim kur. Programdan sonra kesinlikle bir doktora görün.